Hayatım, bu müziği artık kapatabilir miyim? Ha, kapat kapat aşkım. Hadi sen daha fazla yatma, bak işe geç kalacaksın, kalk. Ne ya, daha var, saat kaç? Ne ara sabah oldu? Ya oldu işte. Hadi aşkım kalk kalk, geç kalma işe. Sen geç kalmıyor musun sanki? Fatih, ben nasıl geleyim bu halimle? Bilmiyorsun sanki, sabaha kadar uyuyamadım. Ben bugün gelmesem? Ben de uyuyamadım, ben de gitmesem. Gitme aşkım tabii ya. Ne güzel uyuyalım işte beraber. Ya dünyayı biz mi kurtaracağız ya? Yatalım, uyuyalım. Hiç sevmem. Yok ama ben aile babasıyım. İkinci çocuk bekliyorum, sorumlulukları. Aferin benim sevgilim. Böyle sorumluluk sahibi olmayı çok takdir ediyorum. Ben sıçmayacağım. Hayır işler, ben uğrarım. Tamam, ben işe gidiyorum. Benim sorumluluklarım var ya. Yok, kalkmam lazım. Fatih, bak kapar kapar. Kum kaçıyor canım. Hadi git. Aşkım, günaydın. Günaydın hayatım. Sen niye erkencisin? Aşkım, ben hiç uyuyamadım ki. Niye? Kötü kötü kabuslar, rüyalar falan gördüm bu ajanlık meselesi yüzünden ya. Ulan ne yapacağım ben? Aşkım, sen bunu biraz abartmıyor musun? Hayatım, ne abartması? Bu durum bayağı ciddi bir durum yani. Eniştem şirketin yengemin olduğunu bir öğrenirse çok bozulur. İyi de bir tanem, bu abimle Meryem Hanım'ın sorunu. Sen niye dert ediyorsun? Çünkü hayatım, beni de dahil ettiler bu yalana. Allah'ım yarabbim ya. Her dakika ağzımdan laf kaçıracağım diye konuşamıyorum ya. Sen kendini bu kadar sıkarsan kaçırırsın ama, söyleyeyim. Aşkım, ne yapacağım ben? Hiçbir şey yapmayacaksın. Normal davranacaksın. Meryem Hanım sana gelip soracak, nasıl işler güçler diyecek. Sen de şöyle böyle diyeceksin. Bu kadar mı? E tabii bu kadar. Ya sen ne sanıyorsun bu ajanlık işini?
Şirketteki özel böyle önemli bilgileri alıp dışarı sızdıracağını falan mı düşünüyorsun? Öyle bir şey değil bu. Yani böyle Meryem Hanım işte gelecek sana, her şey iyi mi, bir sıkıntı var mı diyecek. Sen de iyi falan diyeceksin. Bir sorun olduğunda Meryem Hanım'a gideceksin, o da çözecek. Sen iki tarafı da dengede tutmaya çalıştıkça sıkıntı yok. Çift ajanlık diyorsun yani. Ay hala ajanlık diyor. Tamam aşkım, tamam. Şaka yaptım. Demedim. Ya senin? Hı. Senin bu zehir gibi çalışan bir kafan var. Sen beni niye aldın ki? Çünkü sen dünyanın en tatlı kocasısın. Öyle mi? Hı hı. Valla. Hı hı. İyi. Ama işe geç kalacaksın. Benim çok uykum var ya. Aşkım benim çok uykum var. Ben bilmem, abin kovar seni, hadi. Tamam gidiyorum. Hadi. Tamam gidiyorum, gittin. Ay çocuk gibisin ama, yaramaz çocuk gibisin. Hadi kalk, vallahi kovacağım. Tamam 5 dakika. Dur, tamam. Tamam. Günaydın Cem Bey. Buyurun gelin oturun. Merhaba ortak. Sana hoşça kal demeye geldim. Nasıl yani? Ben gidiyorum. Nereye? Benim çok acil bir yurt dışı seyahatine gitmem lazım. Ya işle alakalı. Sayılır. Nasıl yani? Sayılır mı, sayılmaz mı? Açıkçası ben biraz kaçıyorum Fatih Bey. Çok bunaldım. İşin içinden çıkamıyorum. Cem Bey ne diyorsunuz siz yani? Şirket böyle zor bir durumdayken nereye gidiyorsunuz? Biraz öyle oluyor. Ama size güvenim sonsuz. Siz benim yapamadığımı yapacaksınız. Bundan eminim. Hadi kolay gelsin. Ya Cem Bey bir durun. Ya... Günaydın enişte. Günaymadı Orhan. Ne oldu? Patron çıldırdı. Nasıl patron çıldırdı? Sen mi çıldırdın? Yok. Bu kez diğeri. Ne diyorsun enişte ya? Adam bıraktı şirketi, yurt dışına gideceğim dedi. Ya ben ne yapacağım bir başıma bu şirkette? Tek başıma kaldım. Gitsin senin enişte ya. Allah Allah. Biz bir şekilde hallederiz. Çözeriz. Buradayız. Allah'ım yarabbim ya. Ben neyin içine düştüm? Adam burada ne ediyordu? Ha? Ben burada ne ediyordu? Ha böyle. Deli danalar gibi dolaşıyor burada burada. Yok. Halbuki. Ulan. Halbuki bu Şevket'mişim diyor. Ha? Değil. Teoman ulan. Ulan ben kendimi dışarıda görsem tanıyamam da. He? Ulan bu Teoman bu. Tamirci Teoman. He. Ha ben böyle dışarı çıkacağım. Kimse beni tanıyamaz. Haydi bakalım. Buradan çıkma reis. Buradan çıkarsan seni koruyamayız. Ne? Ben apartman çocuğu muyum, bana böyle nasihat ediyorsun ha? Yok, çıkacağım işte. Haydi bakalım. Ya siz kimsiniz lan? Bizi Haydar abi gönderdi reis. Burada kalacakmışız. Sebep? Kimse sana musallat olmasın, canını sıkmasın diye reis. Ne müsallat olmasın ha? Ben dışarı çıkmayayım diye sizi buraya dikti değil mi? Estağfurullah reis. E o zaman çekilin, ben çıkacağım, haydi. Çekilemeyiz reis. Haydar abi talimat verdi. Lan başlar mı şimdi talimatına malimatına? Çekilin lan, çıkacağım. Haydar abi Şevket reisle ilgilenin, canı sıkılmasın dedi. Sıkılıp da çıkmak isterse bunları verin dedi. Ha bu neymiş de? Dur bakayım. Aç bakayım şu kafanı. Lan! Bana kitap mı gönder? Ne lan bu? Ha bu ne? Ha. Ha. Hadi hadi şunları bana. Çekilin be. Çekilin çıkacağım dışarı. Olmaz reis. Lan. Tövbe tövbe ya bak. Benim. Benim kafamı attırmayın ama hadi bakayım. Anneciğim bak. Bak burada neler var. Hangisi aslan göster bakayım bana. Hangisi aslan? Aferin. Oh. Oo.
Aşkım sen ne yapmışsın ha? Neler yapmış benim oğlucuğum? Gel bakalım altına alalım senin. Gel bakalım. Hoppa. Bak vallahi çok rahatlayacaksın oğlum. Bak anneciğim bu yepyeni mis gibi yumuşacık. Oğlum. Oğlum dur. Dur o. Selim. Müziği keşfettiğin iyi oldu anneciğim. Bundan sonra bu taktiği kullanalım. Heh. Bak şimdi rahatlayacaksın işte. Gel bakalım. Evet anneciğim. Artık çok rahatız. Oh. Doktor Cumcivan'ım. Ben iyileştim artık. Çok iyiyim ben. Bir günde mi mukaddes hanım? Ay vallahi doktorcuğum ben de anlamadım yani şaştım kaldım. Demek ki siz ne kadar iyi doktorsunuz. Beni böyle bir günde iyileştirdiniz. Ay çok güzel vallahi. Benim elimden bir sürü doktorlar geçti. Vallahi sizin kadar hızlısını görmedim yani. Sanmıyorum mukaddes hanım. Kaçış denemelerinizi, bayılttığınız görevleri unutmadım. Evet ama onlar eskide kaldı doktorcuğum. Ben şimdi çok iyiyim. Yani kendimi çok iyi hissediyorum. Vallahi kimseye zarar vermeyeceğim artık ben. Size inanmalı mıyım? Ay tabii inanın. Vallahi inanın doktorcuğum. Beni oradan çıkarın ne olursunuz. Ben insan görmek istiyorum. Kendime de zarar vermeyeceğim. Hiç kimseye de zarar vermeyeceğim doktorcuğum. Peki kaçmayacağınıza söz veriyor musunuz? Veriyorum. Veriyorum, söz veriyorum. Zaten gördünüz işte ben bir sürü kaçma denemesi yaptım. Yani kaçamıyorum zaten. Peki insanlara zarar vermeyeceğinize dair söz veriyor musunuz? Tabii veriyorum. Doktorcuğum ben zaten çok iyi bir kadınım yani. Ben pamuk gibiyim. Ben karıncayı bile incitmem. Ama bu Zeynep işte benim ayarlarımı bozunca ben herhalde böyle cinnet geçirdim de öyle oldu yani. Yoksa ben iyi bir insanım. İnanayım mı? İnanın. İnanın vallahi inanın. Kimseye zarar vermeyeceğim. Ben nasıl size inandım, iyileştim. Ne olur siz de bana inanın. Günaydın. Birisi uykusunu almış, yüzü gülüyor tabii. Uykumu alacağım tabii oğlum. Allah Allah. Hamileyim ben. Hem ben dün neler çektim, sen biliyor musun? Ha, duydum ablacığım, duydum. Nur topu gibi bir metan gazın olmuş. Gerizekalı. Konuşma sakın böyle şeyler. Bak kimseye anlatmak yok Orhan. Çok fena yapıyorum seni. Ablam malikanedekiler duydu artık ya. Aman be. Öf, rezil oldum ya. Kamil, günaydın. Hayırdır reis? Gece hastanede geçirmişsin. Geçmiş olsun da. Ne çabuk duyulmuş hemen de. Sağ ol Kamil. Ya kafana takmana gerek yok reis. Olur böyle şeyler. Aynı sıkıntı bende de oluyor da. Utanmana gerek yok. Gülme Orhan. Gülme çok çok fena yaparım bak senin. Biriniz bana bir tost falan çözse ya. Ben bayağı acıktım kahvaltı. Ha merhaba Cevat. Merhaba. Tost var mı? Var. Tost var. Ayran var, çay var, kahve var, yalan var, riya var, örselenmiş kalpler, kırılmış hayaller var, var oğlu var. Bunun nesi var? Bilal'la Şazinet'i bir arada gördü da. Ah yazık. Filler tepişti. Olan bizim çimene oldu desenize. Ay neyse benim karnım çok fena aç ya. Bana bir tost çözün hadi bak sinirlerim şey oldu. Çil kaşarlı. Tamam emin oluruz. Ne yapacağız biz şimdi? Hallettim diye o kadar artistik yaptım. Bir de bir şey olduğu yok ki. Bu para bizi anca bir ay idare eder. Allah'ım ya. Aşkım ben geldim. Zeynep. Ne oldu Fatih? Neyin var senin? Niye böyle kara kara düşünüyorsun? Hayatım bittik biz. Nasıl bittik? Bittik. Durumlar kötü. Daha dün iyiydi Fatih. Ne ara kötü oldu? İşte bugün kötü hayatım. Yani tek sıkıntılık kurşunumuz kaldı. Onu da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani? Yani
bu koca enkazın içinde baş başa kaldık. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun Fatih sen? Sen ve ben baş başa kaldık. Sadece ikimiz. Cihan Bey gitti. Nereye gitti? Adam gitti. Yurt dışına gitti. Gidiyorum dedi. Çekti gitti. Ve sen de buna izin... Ya Fatih böyle bir şeye nasıl izin verebilirsin? Hayatım adam benim çalışanım mı ortağım yani? Ne diyeyim? Gidiyorum dedi gitti. Tamam haklısın özür dilerim. Ne yapacağız peki? Halledeceğiz sevgilim merak etme. İkimiz çok çalışıp halledeceğiz. Hani bir ihale vardı senin bahsettiğin. İşte tek sıkımda kurşunumuzu ona kullanacağız. Bu ihaleyi almak zorundayız Fatih. Hayatım o ihaleye Selin nerede giriyor? Selin mi? Selin benim kardeşim Selin. Yani Şekercizade oğluna nasıl rakip olayım ben, babama nasıl rakip olayım? Adamlar zaten yıllardır babamlarla çalışıyor. Ya biz onlardan daha iyi bir teklif verirsek? Sonuçta bu bir ticaret. O adamlar da Fehmi Bey'in kara kaşına, kara gözüyle onunla çalışmıyorlar değil mi? Tamam öyle de yani babamdan nasıl daha düşük bir teklif vereceğim? Üstelik de babamın ne teklif verdiğini bilmeden. Peki ya öğrenirsek? Hı? Siz beni niye çağırdınız buraya? Aşk olsun ablacığım. Seni çağırmak için illa bir sebebe mi ihtiyacımız var? Öyle halini hatırını soralım dedik. Nasılsın Orhan? Ama daha demin sordun ya. Olsun bir daha soralım canım. Ne var? Ne yapıyorsunuz bu akşam bakayım Selin'le? Planımız yok, yok. Güzel, tamam. O zaman bu akşam bize yemeğe geliyorsunuz. Sebep? Allah Allah, bir sebebe mi ihtiyacınız var? Siz ailemizden bir parça değil misiniz? Yok enişteciğim, her geldiğimizde kovuyorsun ya ondan ben şey yaptım yani. Oğlum, siz izinsiz geliyorsunuz. Bak şimdi ablan davet etti size. O yüzden akşam Selin'i alıp bizim eve yemeğe geliyorsunuz. Tamam. Tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi fikir aslında ya. Bir şey ne güzel yani. Tabii canım. Yemek yeriz, oyunlar oynarız, sohbet ederiz falan. Oh. Tamam, akşam şey yaparız, haberleşiriz o zaman. Selin'e haber vereyim ben. You are genius honey. Thanks. Şimdi ben var ya, bu Selin saftır zaten. Bana çekmiş. Ben onu öyle bir konuştururum ki. Vallahi Fatih'ciğim artık top sende yani. Ağzından lafı aldın, aldın, alamadın. Doktor bu ne? İnsan. Sıkıldım, insan görmek istiyorum dememiş miydiniz Mukaddes Hanım? Buyurun işte size bir sürü insan. Ama doktorcuğum ben normal insan dedim. Yanlış anlamışsınız. Ben ne yapayım bu kadar deliyi? Lütfen Mukaddes Hanım. Onlar da tıpkı sizin gibi tedavi gören hastalar. Ha tabii tabii mutlaka öyledir. Ay ben zaten şaka yapmıştım. Hadi buyurun, kaynaşın bakalım arkadaşlarınızla. Leyla, Leyla. Hoş geldin aramızda. Bakın kim gelmiş, arkadaş gelmiş. Leyla. Arkadaşlar, oğluşum Amerika'dan dönünce ben onu İrem'le evlendirmek istedim. Ay İrem'i de görseniz. Taş. Ay o ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Ayol Amerika'dan bir paçoz buldu geldi. Adı da Zeynep. Adı batsın. Ay bir de görseniz çirkin, çelimsiz bir şey. Hayır yani. Sen koskoca Fatih Şekercizade'sin ayol. Seni ben doğurdum ya. Ne işin var senin o Zeynep'le paçozla? Hiç. Bir de bu paçoz. Paçoz. Paçoz neydi? Ay, ne
Paçoz Zeynep. Zeynep kimdi? Gelinim. Aa! Bana gelinim dedirtiniz. Gelin Zeynep. Gelin Zeynep. Şazmet, ben biraz korkmaya başladım. İnşallah burada başımıza bir şey gelmez. Ne korkuyorsun be? Allah Allah, senin yanında koskoca Şazi var kızım. Hele birisi baksın sana var ya hele. Ümüğünü sıkarım onun, ümüğünü. 3-5 kişi gelirlerse nerelerini sıkacağız Şazmet? Ya isterlerse 35 kişi gelsinler kızım. Bu işin raconu korkusuz görünmekte. Şöyle bir gerincen, şöyle bir... Burnunu çekeceksin. Ağır ağır takıldın mı? Gör bak yanına yanaşabiliyorlar mı ha? Hadi hayırlısı size bir şirket resmi bulsaydık şurada. Ha buluruz buluruz. Nerede bu adres? Nasıl Godfather takılıyorum izle. Oh! Birader baksana. Buyur. Buralarda bir motorcu Teoman varmış bildin mi? Yo bilemedim. Ne demek bilemedim lan? Motorcu diyoruz. Böyle uzun saçlı, uzun boylu, bıyıklı, karizmatik bir tip işte. Hayırdır, ne işin var senin motorcuyla? Bak, yardıma ihtiyacın varsa biz de motordan anlarız ha. Ne diyorsun lan sen? Senin motor diyen o ağzını var ya, yamulturum, yamultur. Sahi mi? Şazmet'im, hadi gidelim biz. Bak be, Allah Allah, bu iş ciddiye bindi. Bana bak. Sana çok pis ayar oldum ha. Vallahi akıllı ol. Aklını alırım aklını. Baksana alsana aklımı başımdan ha. Ben var ya seni istesen 2 dakikada yere sererim. Of sersene ha. Dua et. Ben çözüm odaklı bir insanım. Böyle önce soruyorum sonra dalıyorum. Şimdi sana soruyorum. Buralarda motorcu Teoman diye biri varmış bildin mi? Yok bilmedim. Bak şimdi canım bebeğim. Güzelim, sen o motorcu Teoman'ı falan bırak da biraz benimle ilgilenseniz ha. Püst! Şazmet, hadi gidiyoruz tatlım, hadi geleceğim. Ya dur ya, dur dur, daha eğlence yeni başlıyor. O el senin mi? Hı hı. Çekeceksin mi? Çekmeyeceğim. Eyvallah, vay. Tamam. Vallahi boyuna posuna bakmam, seni ezer geçerim ha. Essene beni. Bebeğim ben sana dedim. Önce soruyorum sonra dalıyorum dedim. Dinlemedin. Neyse neyse. Şey yapma ha. Kekelemek de sana yakıştı valla. Zaten böyle max 3 saatte falan bu dilin senin çözülür, akışkan bir hale gelir. Saygılar, sevgiler, selametler. Hadi. Keep. Bye. Şazlıcığım ne yaptın adama? Kızım görmedin mi? O kaşındı baby'si ya. Bana bak bu tarz böyle maço tiplerin var ya gücü yeten yeteridir. Ama... Şazi'nin gücü herkese yeter icabında. Hadi gidelim. Hadi. Şazmet, şu adamı görüyor musun? Bak bak. Ay tipe bak. Şey, bana seslendi hem de adımla seslendi. Adımı biliyor bana. Fatih dedi. Nereden biliyor bu adam benim adımı? Lan! Sen kime seslendin? Ben ulan ben. Çekil. Yok. Teoman! Teoman ulan! Teoman! Aa, Teoman baba ya. Reis, Teoman Bey, babacığım. Bu adam kim? Ha bu mu? Ya ne bileyim ya, delinin teki herhalde. Ben buna bir soru sordum, böyle kilitlendi kaldı mal değil mi? Tamam o dursun o. Hadi düz gel. Gel. Hadi geliyorum. Reis babam. Gel. Yeah.
Sen bizi niye çağırdın? Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı Reis Baba? Hiçbir şey istediğim yok benim istediğim. Ha ben sizi buraya bir aile meselesini konuşmak için çağırdım. Ailemizi ilgilendiren bir konuyu yani. Allah Allah. Ben bu muhabbeti bir yerden hatırlıyorum ha. Reis Babacığım biz seni dinliyoruz. Buyur. Ya. Şimdi bakın. Ha bu Ayfer çok iyi bir kadındır kendisi. Değil mi? Ama mağdur oldu. Ha bu sizin babanız yüzünden mağdur oldu kadın. Maalesef. Ha şimdi bu Ayfer ile Haydar birbirlerini sevmişler. Ha bu Haydar iyi adamdır. Bak niyeti de ciddi, evlenecekler de. Şimdi bu Haydar'ın yüreği sağlamdır, bileği kuvvetlidir. Hani bir kötü bir tarafı olsa bak onu da söyleyeceğim size ha ona göre. Ama yok, bu adama biri bir yamuk yapsın, Haydar onun ciğerini sokar be, ciğerini sokar. Nasıl ya? He. Ya bu alemde Haydar'a herkes saygı duyar da, saygı duyar yani. Kimse ona saygısızlık yapamaz. Hele bir yapsın, bak o zaman bu Haydar acımasızdır. Adamı derler geçer böyle. Ha, o yüzden kendisine darbeli Haydar demişlerdir. Adam böyle yatır yere tak 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 derler. Ha. Şimdi Reis babacığım sen çok güzel anlattın. Zaten sen ne söylüyorsan odur. Ama yani senin bu söylediklerine göre bu darbeli Haydar Bey çok tehlikeli biri değil mi? Ha, demek böyle yani kim ona ters o yapsa delip geçecek ha? Kesin hiç acımaz. Ama şimdi Reis babacığım ben annemi nasıl böyle tehlikeli bir adama vereyim? Ha, nasıl vereyim, nasıl evlendireyim? Hayatta olmaz. Katiyen olmaz. Katiyen olmaz. Yok, yok valla. Ben de istemiyorum böyle bir tipleme hayatımda. Olmaz abi. Ben? Siz ne diyorsunuz lan? Reis babam ben korktum. Ulan ne korkuyorsun sen ha? Korkacak ne var bunda ha? Ulan lokum gibi adam be. Güzel güzel anlattık size işte. Daha ne istiyorsunuz? Ha, hakikaten çok güzel anlattın be. Ya ne? Yani o dermeler olmasa? Yo, benim de hoşuma gitmedi ha. Ya adamın adı Darbeli Haydar ya. Sen ne diyorsun? Olasın. Cevat. Bir iki dakikan varsa gelsene. Cevat ne olur yapma böyle artık daha fazla. Ben çok üzülüyorum seni böyle görünce. Ya ben Reis? Ya ben? Benim içimde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen. Reis harap etti kendini de. Harap da kelime mi ya? Kendim böyle aldatılmış, kullanılmış, örselenmiş hissediyorum. Cevat'cığım bak bütün bu hissettiklerin ne? Zaman herkesin ağzında aynı laf. Ha, tabii Cevat kim ki onun acısı önemsensin değil mi? Aşk olsun ben öyle bir şey demek istemedim. Ya Reis, kendim böyle kullanılıp atılmış bir ıslak mendil gibi hissediyorum. Şazimet ilk önce böyle ellerini temizledi, sonra sehpayı, son olarak da böyle ayakkabılarını silip beni böyle kırılmış kalpler çöpürle fırlatıp attı. Cevat. Bak bir dış göz olarak sana tek bir şey söyleyeceğim. Günün sonunda sen değil, Şazimet kaybeder. Kaybeden sen olmazsın tamam mı? Ya Reis doğru söyledi. Ya seni gibi seveni de bulabilecek mi Şazimet lan? Mümkün değil ya. Senin gibi kim sevebilir Şazimet? Allah aşkına bir düşün. Kimse sevemez. Sevemez tabii. Ayfer teyze bile o kadar sevmiyor Şazimet'i. Hem Allah aşkına ya. Şimdi şey gibi olmasın da. Şazimet'i nesini seviyorsun sen? Cevap tefe gibi bir şey ya. Ya Reis bu konuda da haklı ha. Ya gibi bırak aynı deme dur da. Yok 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 yok. Demeyin demeyin ya. Siz öyle demeyin. Ben onu çok sevdim. Deve meve benim devemdi yani. Cevat'cığım. Ne diyeceğim sana bak. Hı. Dünyada bir sürü fıstık gibi kız var biliyor musun? Bilmiyorsun tabii nereden bileceğim.
kapatmışsın gözlerini. Şazmet de Şazmet. Başka kimseyi bilmiyorsun. Ya şu gözlerini bir aç, şu kalbini bir aç. Bir bak etrafına. Etrafındaki cevherleri bir gör. Vallahi bak hayat böyle üzülmek için çok kısa. Yazık. Senin değerini bilmeyen bir insan için bu kadar üzülmeye değer mi? Değmez. Ama bu dediğin gerçek aşk değil ki. Evet, gerçek aşk bu değil. Çünkü gerçek aşk onun kıymetini bilenle yaşanır. Ha tamam, Şazmet seninle aynı duyguları hissetmek zorunda değildi. Ama en azından sana seni sevmediğini söylemesi gerekirdi. Değil mi? Ama bak, sen her şeyi boş ver. Tamam mı? Hayatına yeni bir yön ver. Yeni bir Cevat ol. Reis haklı. Bu dünyada sevebileceğim bir sürü kadın var. Hatta belki bu kapıdan çıktığında onlardan biriyle karşılaşacaksın. Ama bu kadar üzgün olduğun için, kendini bu kadar kapattığın için fark etmeyeceksin bile. Biraz güçlü ol, biraz pozitif ol ya. Hadi bakalım işinizin başına. Sağ ol Reis. Sen sağ ol. Ben Cevat, çaycıyım. Yeni başladım da. Ben de eski balıkçı Kamil. İyi. Hemen odama az şekerli bir kahve istiyorum. Emriniz olur. Odası nerede acaba ya? Ben öğrenirim kardeşim. Ben sen... Siz kimsiniz ya? Ben Fatih de siz kimsiniz? Fatih kim? Baban nerede? Ne babası? Fatih ne oluyor? Bir şey oldu yok hayatım. Kapı çalmayı bilmeyen saygısız bir hanımefendi işte. Bana bakın, ben Cansu Sezer. Bu şirketin sahibinin kızıyım, tamam mı? Burada çalışıyorum, ben yıllık izindeydim. Ha, siz Cihan Bey'in kızı mısınız? Ay çok şükür anladınız. Da siz kimsiniz? Babam nerede? Bunu bize değil Cansu Hanım. Babanıza soracaksınız. Sonuçta biz babanızın sekreteri değiliz. Fatih Bey, Cihan Bey'in ortağı. Ben de kendisinin eşiyim. Peki siz ne oluyorsunuz babamın ortağının karısı olmak dışında? Ben... Benden önce bir halta benzemeyen üretim departmanınızın müdürü oluyorum. Zeynep Şekercizade. Memnun oldum. Ben de. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Ne kadar özlemişim sizi. Canlarım benim. Vallahi ne kadar sevindim sizi gördüğüme. Bir tanem, gerçekten özledin mi bizi? Tabii özledim Fehmi. Özlemez miyim hiç? Ayol siz benim ailemsiniz, canlarımsınız. Fehmi ne ara yapıyor? Hayatım, bir tanem. Sen de bizim canımızsın. Göreceksin bak, buradan çıkınca her şey eskisi gibi güzel olacak. O yok, eskisinden çok daha güzel olacak. Fehmi, var ya ben sizi eskiden çok üzmüşüm. Yani onu burada fark ettim. Hani eskiden deliydim ya, onun için onu anlamadım. Ama burada böyle iyileşince sizi ne kadar üzdüğümü anladım. Eve gitmeye hazırsın yani güzel kardeşim. Tabii, mukadder. O kadar özledim ki 15 odalı malikanemi. Ay, kocaman güzel ailemi çok özledim ben. Ne güzel olur değil mi? Sen, Fatih, Zeynep, Selim şöyle hep beraber. Ne Zeynep'i be? Ne Zeynep'i? Alma şunun adını Kerem Mahalle Dilberi. Sildireceğim bu ülkeden. Onun adını sildireceğim. Tamam canım, bir tanem. Sakin ol biraz. Olmayacağım Fehmi, hiçbir zaman sakin olmayacağım. Ay delirdi gene. Tamam canım. Zeynep, Meynep yok. Yok! Zeynep deme bana, Zeynep deme, yok! Tamam, tamam. O yok. O yok hatta. Tamam mı bir tanem? Bir tanem canım. O yok canım, canım benim. Birol!
Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Saati nasıl? Yerinde mi? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim ben de. Seni gördüm. Daha iyi oldum oğlum. Yani şey anlamında söyleyeyim hani oğlum sen bizi o kadar korudun, kolladın, bize sahip çıktın. İnsan kendisi de iyi bir insan görünce kendisi de daha iyi oldu. Bilmiyorum lan lafa girdim çıkamayayım arkadaş. Ayşe, iyi misin sen? He iyiyim iyiyim Yadigar. Sanki memlekete gittim anam böyle sağ salim gördüm de geldim o kadar iyiyim yani. Ha bu iyi halin yani. Oğlum daha nasıl? Lan memleket dedim de sen nereliydin yavrum? Bizim oralıydı. Bizim oralıydı. Unuttun mu? Babası daha doğrusu bizim oralıydı. Anam unutmuşum ya ben onu Yadigar doğru diyin kız. İnsanoğlu göreyin işte kuş misali. Bir oradasın bir burada. Ayfe iyi misin sen? İyiyim. Pek öyle görünmüyorsun da. Yok kız. Beniyle laf olsun diye sohbet muhabbet olsun ayıp olmasın çocuğa diye konuşayım. Oğlum kuş misali dedim de ben seni nereye konacağım? Pardon anlamadım. Yani önümüzdeki 5 yıl için kalkınma planın var mı? Oğlum varsa bu planın içinde neler var? Evleneceğin mi, çoluk çocuk yapacağın mı? Yani sen gelecekte 5 yıl sonra kendini nerede göreyim? Yani benim de gelecekle ilgili bir takım planlarım var tabii. Ama hayat işte bakalım neler gösterecek. Ayfer, münker misin, nekir misin? Ne bu sorgusal? Ha bu çocuğu sıkmaz etme de ayıp. Yok canım önemli değil. Ne güzel sohbet ediyoruz şurada. Ama benim artık gitmem gerek. Bir randevum var da. Kimle? Sana ne acaba? Doğru diyeyim bahane. Böyle meraktan. Ben seni geçireyim Uşu. Yok zahmet etmeyin lütfen Yadigar Hanım. Ben yabancı mıyım? Yabancı değilsin tabii oğlum. Ayfer atlama da her şeye. Uşum yabancı olur musun? Ben ondan demedim. O zaman oturun lütfen. Hoşçakalın. Bir ol. Ben seni sonra arayacağım. Tamam Meryem Hanım. İyi günler. Güle güle. Ne bu havu sorgusal çocuğa? Ayfer. Nedir senin bu bürola olan merakın? Deba. Kızanap tek tek gelin ya. Siz de benden meraklı çıktınız ha. Adamın adı çıkacağına canı çıksın zaten. E benim de kendime göre planlarım var herhal. Uy. Ne gibi? Arkası yarın. Yani adam bildiğin Kaiser Söze çıktı aşkım. Şimdi ben annemi bu adama nasıl vereyim? Ya şimdi hayatım bazen bu adamları düşman yapmak yerine dost yapmak daha iyidir yani. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niye canım şimdi bak düşünsene bak başımıza bir şey gelse burada bizim şimdi. Hop arasak Haydar'ı hop diye çözer. Çözer çözer. Ama biz sorunlarımızı daha insancıl şekillerden çözmekten yanayız sevgilim. Sen de bakıyorum bu arada bayağı bir mafyacı çıktın. Ben de oportunistim sonuçta. Oh my god! Ne oldu? Mete haklı Fadik. Ya biz nasıl bu kadar saf trip çıktık ya? Bir de işin komiği akıllı geçiniyoruz. Kızım yaptığım deep insight araştırmalar sonucu öğrendim ki biz bu dükkanı anamın mafyaya dil dökmesiyle almamışız. Biz bu dükkanı darbeli sayesinde almışız. Bir başka de işle bu dükkanın maliki Mr. Haydar. Vay anasını ya. Şazmen sen ne diyorsun? Ya ben demiyorum ya. Gerçekler diyor ve çok biz acıtıyor. Abi bir de bu bıyıklı göbekli tiplemeye borçlandık iyi mi? Hadi şimdi de dost olmayın da görelim bakalım. Ya saçmalamayın. Of anne ya of ya of. Ne yaptın reis? Konuşabilir mi kızlarla? Haydar konuştum. Konuştum konuşmasına da. E ne oldu reis anlatsana. Ha bunlar da pek iş yok da. Ben sana dedim. Derune en derune diyelim diye bu işi halledelim dedim. Ha bak hala geç kalmış değiliz. İstiyorsan bu şekilde halledelim. Olmaz reis öyle olmaz. Ben kimseyi beni sevsin diye zorlayamam. Zorla laf alırım. Zorla dükkan da alırım. Adamın ümüğünü de sıkarım ama... Kimseye kendimi zorla sevdiremem ki. Of. Olmayacak demek ki bu iş. Kısmet. Haydar sen ne diyorsun da? Ulan hemen böyle yelkenleri indirmek var mı? Aşığım reis. Aşık. Aşkımın önüne böyle çıkan engeller mahvediyor beni. Ne yapacağımı bilmiyorum reis bilmiyorum. Sabredeceksin.
Ha bana bak. Ben ne ettim? Ulan benim sevdiğim kadın, ölümüne sevdiğim kadın gitti dünyanın daha öbür ucundaydı. Ha ben de burada. Ben onu tam 30 sene bekledim. Haydar sabrettim 30 sene. Ha sen de sabredeceksin. Sevdan uğruna sabredeceksin. Yılmayacaksın. Öyle yelkenleri indirmek yok. Haydar. Adamsın be reis. Yemin ederim adamsın. Aferin ha işte böyle. Sen de adam ol. Sağ olun. Bir şey unutmadınız mı Cansu Hanım? Neden bahsediyorsun sen ya? Ne yapıyorsun o masada? Kapıyı diyorum. Girerken bir tıklatsaydınız keşke. Kendi odama girerken mi? Kendi odanız mı? Burası benim odam. Öyle mi canım? Kim verdi sana bu odayı? Yani biz Fatih'le... Kalk o masadan. Ay hala bakıyor. Kalk. Topla eşyalarını. Ben nerede çalışacağım? Geç içeride bir masada çalış. Hem sen ne yapıyorsun burada? Sen üretim müdürü değil misin? Fabrikaya geçsene. Nasıl bir üslup ya? Ya diye ağzını geri geri konuşurken benim mi üslubumu sorguluyorsun? Buyurun geçin masanızı Cansu Hanım. Ne işe yarıyorsunuz? Cansu Hanım kahve... Yavaş! Sana ne be? Hadsiz! Patronun kızıyım ben. Eyvallah. Fırtına yaklaşıyor demek. Sen ne diyorsun ya? Kahve döküldü de ben hemen yenisini yapıp geliyorum hemen. Ne kadar gereksiz varsa buraya toplanmış. Uf baba ya. Şu koca şirket bunlara mı bırakılır? Tamam Celil Bey. O zaman Tülay Hanım ve sizden ihale şartnamesini bekliyorum. Tabii Ersoy Bey onay verdikten tamam. Sonra göndeririz Fatih Bey. Tamam teşekkürler. Ben bu kadını öldürürüm Fatih. Hangi kadın? Hangi kadın olacak ya? Cansu denen salağa. Hayatım dur bir sakin ol. Ne oldu? Beni odamdan attı. Neymiş efendim orası onun odasıymış. Ne diyorsun sen ya? Evet bir de işime karışıyor. Ben niye ofisteymişim? Ne biçim üretim müdürüymüşüm? Benim fabrikada olmam gerekiyormuş falan. Benim karımı kimse odasından atamaz. Ben hesabını sorarım ona. Aşkım lütfen sakin ol. Çünkü şimdi sanki ben gelip sana böyle şikayet etmişim gibi olacak anladın mı? Ben zaten ağzının payını verdim. Ama bak bu kadından kurtulmamız lazım Fatih. Yoksa ben katil olurum. Hayatım yani ne yapabiliriz ki yani ortağın kızı? O zaman ben gidip onu öldüreyim, döveyim. Çünkü sonuç bu yani. Ya saçmalama hayatım sen hamilesin. Bundan sonra vurdulu kırdılı bir hayat yok, aksiyon yok. Tamam. Sen sakin ol. Gel. Ben halledeceğim. Sinirim çok bozdu. Döv onu. Bravo ya. Ne güzel çalışıyorsunuz siz öyle. Şirketin iflasının içine gelmesine şaşmamalı. Cansu Hanım, siz de kapı dinleyeceğinizi işinizin başına geçseniz. Ben zaten işimi yapıyorum Fatih Bey. Buyurun. Önümüzdeki ihaleye girecek şirketler ve onların durum değerlendirmeleri. Kolay gelsin. Şeytan diyor ki şu ağzının ortasında bir tane. Fatih, vallahi ben yani bu kadınla çalışamam haberin olsun. Tamam hayatım tamam. Sen merak etme. Ben halledeceğim. Önce şu ihaleyi bir alalım güzelce. Zaten çıkmamız gerekiyor. Akşam misafirimiz var. Yemeğimiz var. Görevimize odaklanmalıyız değil mi? Hadi. Tamam. Ayrıca dosyayı unutma. Onu da ben hazırladım yani. Bakar mısınız? Ben mi? Evet. Bir saniye. Buyurun. Biz tanışmadık. Ben Cansu. Cihan Bey'in kızıyım. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Ben Orhan. Fatih Bey'i nasıl tanıyayım? Ya Fatih Bey'in kısa sürede işe hakim olması sebebi anlaşılıyor şu an. Anlayamadım. Diyorum ki yönetici asistanı olduğunuza göre işinizde bayağı iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Eşim geldi. İyi çalışmalar. Aşkım. Bu ne ya? Bu şirkette bekar erkek yok mu? Var var ya ben varım ben. Hoş geldin. Kim bu? Kim? Ya şey. Cihan Bey'in kızıymış. Cihan Bey'in kızı? Hı. Peki senden ne istiyormuş? Aşkım ne isteyecek benden? Aynı şirkette çalışıyoruz. Ya öyle tanışmak için falan. Ben biliyorum o tanışmaları.
kimdi? Yine geldiler ha. Yüzüğüm tabii ki parmağımda. Tamam aşkım, ben zaten sana çok güveniyorum. Ama çevremizdekilere hiç güvenmiyorum. Aşkım yapma, gözünü seveyim. Aklından düşü fikirleri artık. At. Tamam ya, neyse. Abimler burada değil mi? Buradalar, buradalar. Ha, iyi, beraber gideriz. Gidiyoruz, gel geçelim. Tamam hayatım, gel. Nasılsınız Mukaddes Hanım? Alışabildiniz mi? Ay doktorcuğum, çok alıştım. Arkadaşlarımla çok iyi zaman geçiriyoruz, evet. Bakar mısınız Sevişan Hanım? Zaten deli değilim ki. Aa, bu ne? Neye benziyor? Harita. Ay aferin sana. Vallahi sen çok akıllısın. Seni var ya birinci yardımcımı yaptım. Oley! Yaşasın. En birinci ben oldum. Ama ben size demiştim ben deli değilim diye. Ben de senin yardımcın olmak istiyorum. Çünkü burada en büyük benim. Olmaz. Ben oldum. Hayır ben oldum. Hayır ben oldum. Ben oldum. En birinci ben oldum. Susun be! Şimdi bakın. Bu bizim kaçış planımız. Biz nereden kaçıyoruz arkadaşım? Arkadaşım. Buradan kaçış planımız. Niye? Ne niye? Ne niye? Ömür boyu burada mı kalacağız biz? Deli mi ne? Evet. Ben bir deliyim. Tamam tamam. Tamam anladık, delisin. Bir sus sen. Sus bir sus sus. Sus. Konuya odaklanalım. Hadi. Ben odaklandım galiba biraz. Aferin sana. Evet. Şimdi burası doktorun odası, tamam mı? Burası salon. Burası da... Görüyor musun? Elime bakıyor musun? Burası da hepimizin toplandığı yer. Bu koridor var ya, bu koridor da bizi böyle çıkış kapısına doğru götürüyor. Yani biz bu koridora çıkarsak, eğer çıkabilirsek kaçmış oluyoruz. Kapıdan kaçmış oluyoruz. Kaçıyoruz. Ben anlamadım. Geri zekalı. Niye o zaman birinci yardımcım olayım diyorsun? Anlamıyorsun işte, tamam. Sen anlama, gerek yok senin anlamana. Ha bana bak, senin kas gücünden yararlanalım biz maşallah. Bak kaslara bak. Tamam, sen şimdi önüne geleni yık devir. Deviremem. Çünkü ben şiddete karşıyım. Niye buradasın o zaman? Çünkü şiddet dışarıda. Burası çok güzel. O yüzden ben gelmiyorum, siz gidiyorsunuz. Olmaz, seni arkada bırakamayız. Sen çok şey biliyorsun. Bizimle geleceksin. Gelmiyorum. Bana bak, ağzının ortasını şimdi bir tane... Tamam, tamam, tamam. Sen şiddet falan yapmıyorsun. Tamam, anlaşıldı. Sen şimdi doktora gidip başım ağrıyor doktor deyip tamam, doktora oyalıyorsun. Şimdi ben doktora yalan mı söyleyeceğim? Evet, evet. Olmaz. Ben yalan söyleyemem. Ağrıdı mı başın? Evet. Hah, çok güzel. Doktora da yalan söylemeyeceksin. Aslanım benim. Tamam. Sen de gözcülük yapacaksın tatlım, tamam mı? Niye? Kaçıyoruz ya hep birlikte buradan hani. Kaçıyoruz ya ondan. Biz nereden kaçıyoruz arkadaşım? Hani buradan kaçıyoruz da kurtuluyoruz ya. Hep beraber. Salak! Sensin salak.
Tamam Mukaddes, tamam. Yani sonuçta bunlar deli. Sıkma canını, bugünlerde geçecek. Evet arkadaşlar, şimdi dinliyor musunuz beni? Yeniden anlatmaya başlıyorum, tamam mı? En birinci ben dinleyeceğim. Tamam mı? Ha? Anladınız mı? Neyi? Kaçış planını. Biz nereden kaçıyoruz arkadaşım? İyi misiniz? Ne oluyor? Yok yok, iyiyiz. Doktorcuğum yok bir şey. Biz de arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Burada yapboz yapıyorduk. Biriniz ağzınızı açarsanız ağzınızı yırtıveririm. En birinci ben. Onu da şundan versene. Hı? Yiyeyim ablacığım. Hay aslanım benim ya. Ya yerim ben sizi. Orhan. Yakışıklım, al bakayım, al avuç. Al, al. Kız kardeşimin yakışıklı kocası, al. Canım. Hayatım, her şey masada değil mi? Yani her şeyi getirdin. Evet aşkım, her şey masada. Tamam yani çünkü misafirlerimizin, ailemizin yani aç kalması. Neyse ben bir bakayım mı bir daha bir... Abi dur. Yeter, çatlayacağız artık, yeter. Olsun hayatım. Yani ben bugün sizi buradan tam anlamıyla doymadan kaldırmayacağım, bırakmayacağım sizi. Ha, tamam tamam ama doyduk. Dur, siz bana ne oluyor bir onu anlatsanıza. Ne olacak canım, bir şey yok yani. Aa, ne olacak Selin'cim, işte ne güzel yemekler yaptık. Sohbet edelim, yemek yiyelim istedik sizinle. Hayır, aşkım doğru bir şey söylüyor. Enişte, sen bize hiç böyle iyi davranmazdın ki, söylesen. Amacın ne senin? Seviyorum sizi. Vallahi mi? Vallahi çok seviyorum. Neyse, hep bir aradayken ben bir şey soracağım. Hı, ne? Sor bakayım, neymiş? Bu Cansu, ne ayak? Ay, sorma Selin ya. Yani gerizekalı kadın, geldiği andan itibaren sadece huzur bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Tamam hayatım, ya abartma dedim ben de sana. Konuyu değiştirin sana. Vallahi o kızı hiç gözüm tutmadı benim. Özellikle de sen Orhan. Ben dikkat ediyorum ya. Dikkat, niye dikkat etmiyorum? Ben sadece sana dikkat ediyorum. Bir tanem benim. Tamam tamam, bırakın şimdi bunları. Ya Selin, sen küçükken ne kadar çirkindin. O kadar çirkindi ki bu. Şimdi ama o kadar güzel ki. Nasıl bir görsen yani, o kadar güzelleşmiş ki. Seninle gurur duyuyorum. Büyüdün. Şirketimizin başına geçti. Ne güzel ya. O kadar mutlu oluyorum ki sizin için. Nasıl işler, nasıl, iyi mi? İyi işte. Nasıl olsun. Senin bıraktığın yeri doldurmaya çalışıyorum. Doldurursun kardeşim. Ben seninle çok büyük gurur duyuyorum. Aferin sana. Babam nasıl? İyi mi? İyi. O ne yapıyor peki? Şimdi bu ihaleye falan gireceklermiş sana. Hmm. Bu piyasaya falan da biz girmeyeceğiz gerçi ihaleye de. Ne teklif veriyorsunuz merak ettim vallahi. Ha öyle. Yani. Evet evet. Ya yani sonuçta senden önce o koltukta ben vardım. Böyle genetik işte yani. Evet, ben başka bir yerde çalışıyorum ama sonuç bir yanımda şekerci zaten. Merak ediyorum şirketimde. Ne veriyorsunuz teklif? Söylemek zorunda da değilsin. Neyse ki artık o koltukta ben oturuyorum abicim. Muhakkak. Ve şu an senin oturduğun yerden ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum abicim. Ama avcunu yalarsın. Başka kapıya. Aa Selin'cim sen ne biçim... Ne oldu? Demek başka kapıya öyle mi? Evet aynen öyle. Başka kapıya. Bırak onu. Bırak. Bırak kalk git. Kalk sen de bırak onu. Bırak. Ne oluyor işte ya? Bırak, duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Bırak onu. Fatih ne yapıyorsun? Abartmıyor. Abi ne yapıyorsun? İnsan abisine başka kapıya der mi? İnsan hiç kardeşini kullanır mı peki? Evet, başka kapıya. Enişte dur, hadi başka kapıya, hadi. Şimdi çok ayıp değil mi? Onlar bizim kardeşlerimiz. İnsan kardeşine böyle yamuk yapmaz, hadi. Çok ayıp abi. Enişte bu sefer kovmayacağım demişsin. Sus, siz kaçın deriz. Bunun intikamını çok kötü alacağım yalnız. Hadi gülüm yandan, hadi. Bahçe kapısını da kapayın çıkarken, hadi. Ya gel aşkım ya, gel gidelim. Uf, abin işte böyle ya, böyle. Sen nasıl konuşuyor hala? Hadi güle güle. Ne yapıştık şimdi sen gerçekten ya. Hadi gir.
Cevat, hayırdır oğlum? Pek hayır değil vallahi Fer abla. Oo, yine Ayfer abla olmuşuk. Öyle. Başladığımız yere geri döndük işte. Nasıl yani? Şöyle ki, reddi şaziment yapıyorum. Artık ne senin damadınım, ne de o şazimentin sözlüsüyüm. Cevat oğlum. Ya Ayfer abla, lütfen, lütfen hiçbir şey söyleme. Söyleyeceğin hiçbir şey beni yolumdan geri döndüremez. Her şey bitti. Dönmez zaten. Ben döndüremeyim. Ama niye bitti oğlum merak ettim. Tükenmişlik sendromu. Şazimente karşı artık tükendim. Ey? Demem o ki, ben dünyadaki hiçbir şeyin Şazimente'i sevmemi engelleyemeyeceğini düşünmüştüm. Ben onu olduğu gibi böyle her şeyle sevmiştim. Ama Şazimente beni hiç sevmemiş meğerse, er ya da geç anladım. O yüzden her şey bitti. Ben artık bu oyundan çekiliyorum. Ne demek lan öyle oyundan çekileyim mekileyim? Ay çıkarttırmam benim kızım. Lütfen, lütfen Ayfer abla. Bir de öyle zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmayalım yani. Söz bozuldu. Yüzüğü de attım. He, Şazimente söylersin. Yüzüğü bozdurup yeni müstakbel sevgilisine benden bir yemek ısmarlasın. Başımın gözümün de sadakası olur hem. Neyse. Bu aşk burada biter. Cevat da gider. Aman. Ah Şazimente. Ana, çekti gitti ya la adam. Kendi geldi, kendi gitti. Neyse adam, ben de söylemekten kurtuldum ya. Vallahi oh, üstümden de bir yük kalktı. Oh, iyi oldu. Fatih Bey, ha? Alamadınız Selin'in ağzından lafı. Büyük çakal çıktı ya. Anasına çekmiş, belli oldu. Merak etme aşkım, başka bir yolunu buluruz, hallederiz. Ben bulacağım hayatım, sen merak etme. Bulacaksın tabii. Fatih ya, hazır annem demişken, bu Kadis Hanım'ın nasıl, haber var mı? Yani hayatım işte, babamlar gitmişler. İyiyim ben, iyiyim ben diyormuş yani. Bu gidişle iyileşmeyecek. Cık. Yazık kadıncağıza ya. Onun bu hale gelmesine bizim de payımız var biliyorsun değil mi? Hah. Kendini üzecek bir şey buldun yine. Ne alakası var bizimle? Ne demek ne alakası var Fatih? Kadına neler yaptık bir düşünsene. Aklıyla oynadık resmen. O kadar kandırdık ettik. Gerçi herkesi kandırdık da işte. Anneni kötü etkiledi demek ki. Ya hayatım bunlarla alakalı bir şey yok. Benim annem takıntılı biliyorsun. Yani sen dünyanın en iyi insanı da olsan, gökten inmiş bir melek de olsan senden nefret edecek. Çünkü sana taktı. O kadar. Çok sağ ol ya valla. Rahatladım yani. Öyle hayatım ya. Kabullenmek gerekiyor yani bunu. Bak Selin'le niye uğraşmıyor? Orhan var. Orhan'la da uğraşmıyor. Çünkü sana taktı. Fatih ben diyorum ki acaba Kadis Hanım'ı bir ziyaret etsem mi? Şaka yapıyorsun. Yok. Ya böyle daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Yok hayatım yok. Sakın öyle bir şey yapma. İşleri daha da zorlaştırırız. Bak ihalemiz var. İhaleye odaklan. Selin'e odaklan. Çakal Selin'e. Onu nasıl konuştururuz? Ona odaklan. O iş hiç kolay olmayacak da. Odaklan Zeynep, odaklan. Odaklandım Fatih. Ay, bir kahve içsek mi? Vallahi mi? Yani sen yap. Zeynep yap hadi ya. Tamam hadi değil mi? Ama ben çok iş yaptım. Sen yap bu sefer. Nasıl bir iş? İyi. O zaman kahve yap. Buyurun Fatih Bey. Sizin için ne yapabilirim? Aşk olsun Orhan'cığım. Biz bizeyiz şurada. Enişte de bana. Hı hı hı. Evinden sürekli kovan bir enişte. Oğlum ben büyüğüm. Öfkelenirim, kızarım. Ama geçer sonra. Şimdi geçmişimizi unutup geleceğimize odaklanmamız lazım. Otur. Oturuyorum ama geleceğimiz için oturuyorum. Tamam, tamam. Şimdi Orhancığım şöyle açıklayayım. Şimdi ailemizin geleceği şirketimizin geleceğine bağlı, değil mi? Hı hı. Yani sen, ben, Zeynep, çocuklarımız
çocuklarımız, ailemiz. Tabii. Yani şirketimizin geleceği ne kadar parlak olursa ailemizin geleceği de o kadar parlak olur, değil mi? Çok doğru konuşuyorsun enişte. Senin de bu aile konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Çok hassasımdır ben enişte. İşte bu yüzden sana çok büyük bir görev veriyorum. Bana? Evet, sana. Enişte, CEO olan sensin. Ben ne yapacağım ki? Ben sana çok önemli bir görev veriyorum. Sıkı dur Orhan, görevini açıklıyorum. Sıkı durdum enişte. Selin'den Şekercizade Oğlu firmasının ihaleye vereceği teklifi öğrenmeni istiyorum. Ya, enişte öyle bir şey yapamam ki ben. Ajanlık yapacaksın oğlum. Ya yok artık ya. Gelen ajanlık yap diyor, giden ajanlık yap diyor. Paşa, kime ajanlık yaptın? Yok sen beni tamamen yanlış anladın enişte. Öyle bir şey söylemeye çalışmadım ben. Ya enişte, ben karıma böyle bir şey yapamam. Ya niye söyleyemezsin yapamazsın? Yalan da söylemiş olmayacaksın. Sonuçta ne? Ailemizin geleceği önemli. Enişte, ben karıma yalan söyleyemem. Yapamam yani böyle bir şey. Lütfen, rica ederim. Lan yürü git, defol o zaman bu şirketten. Git karının yanında çalış. Erkeklik gururuna yediriyorsan tabii. İç güveysi dolaşırsın artık. Çok ayıp enişte. Bana bak. Ben ailemi düşünüyorum. Karımı düşünüyorum. Çocuklarımı düşünüyorum. Sen de bir an önce seçimini yap. Ne güzel kızım. Öyle dut yemiş bülbül gibi oturma. Ne söyleyeceksen söyle. Baba. Abim de bizim gireceğimiz ihaleye giriyormuş. Oh, challenge. Erken kapışmaya başlıyoruz. Güzel. Ya baba, Allah aşkına, o bizimle kapışabilir mi? Vallahi o Fatih'in sorunu kızım. Acaba diyorum. Çekilsek mi? Neden çekilelim? Ha, bu yolu Fatih kendi seçti. Öyle babacığım, tabii öyle ama... Yani ha o ha biz, ne fark eder ki? Hem ben hesapları falan inceledim. Bizim oradan gelecek paraya ihtiyacımız yok. Yani abine torpil yapalım istiyorsun, öyle mi? En azından bu seferlik. Yapamaz mıyız? Sen istiyorsan her şeyi yaparız kızım. Gerçekten mi? Çekiliyor muyuz yani? Hayır. E baba, şimdi ne dedi? Kızım, bu aşamada ihaleden çekilirsek... Bunu Fatih için yaptığımızı herkes anlar. Bu da abinin gururunu incitir. Ama çekilmezsek de kaybedecek. Yani o zaman gururu kırılmaz mı? Fatih'in haberi bile olmadan halledeceğiz meseleyi. Çekilecek miyiz? Of be Selin! Kendi oğlumun işine çomak sokacak değilim elbette. Ama bunu alenen yapmayacağız. Babam benim ya. Kızım benim ya. Abine karşı hassasiyetini anlıyorum. Anlıyorum da bu iş dünyası. Herkese karşı böyle hassas olmaya kalkarsan... ...koskoca şirketi 20 yılda batırırsın. Oh, 20 yıl. Yok canım. Yani bu abime karşı son hassasiyetim. Kimseye karşı hassas olmayacağım. Ama şimdi o yeni iş kurdu ya, böyle çok da umutsuz. Yani. Peki ne yapmışlar, öğrenebildin mi? Teklifleri neymiş? Yok ya, nerede? Hatta tam tersi, beni yemeğe çağırdılar. Neymiş? Ağzından laf alacaklarmış. Ah be Fatih ya. Neyse, söylemen iyi oldu kızım. Şimdi beni iyi dinle, kulağını aç. Biz ihalenin birinci etabına katılacağız. Bu arada nasıl bir teklif verdiğimizi bir biçimde Fatih de öğrenmiş olacak. İkinci etaptan nasılsa haberi olmaz. O aşamada biz çekiliriz. Anladın mı? Anladım. Çekileceğiz. İkinci aşamada ya. Gel bakayım. Ah, bu bisikoların en tatlısı. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Yalnız şu anda çok meşgulüm, çalışıyorum. Ben de onu soracaktım. Bütün gün buradasınız ama ne yaptığınız belli değil. Sahi ne yapıyorsunuz siz? Ben size soruyor muyum?
Ar-Ge için eleman alacak mısınız? Neyi bekliyorsunuz? Batmamızı mı? Aslında sizin sormanızı bekliyordum. Sordunuz, rahatladım. Artık alabilirim. ama böyle olmuyor Zeynep'ciğim. Sürekli bir laf sokmalar, bir şeyler. Hepimiz şirketin geleceği için çalışıyoruz. Cansu Hanım, ben düşündüm. Sizinle başka türlü iletişime geçmek mümkün mü diye. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Zira geldiğiniz andan itibaren huzurumuzu bozmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayrıca Zeynep'ciğim değil, Zeynep Hanım lütfen. Ona huzur bozmak demeyelim de işe teşvik etmek diyelim Zeynep Hanım. Benimle iyi geçinseniz iyi edersiniz. Çünkü ben buranın sahibi sayılırım. Eşinizin sadece kar ortağı olduğunu unutmayın. Ve tepeden torpille inme aile bireylerine karşı da çok hassasındır. Ne güzel hemfikir olduğumuz bir konu var o zaman desenize. Orhan'la konuştum Meryem Hanım. Hı. Cihan Bey'in kızı şirkete gelmiş. Sanırım şirketin satıldığından henüz haberi yok. Ortalıkta patronum havalarında geziniyormuş. Cihan demek gerçeği söylemeyi gururuna yediremedi ha? Bu kız konusunda ne yapalım? Canım bir şey yapmayalım. Yani canımızı sıkacağını zannetmiyorum. Bırakalım babasının şirketiymiş gibi çalışmaya devam etsin. Hem bizimkiler için de faydası olur. Hani bir sıkıntı olursa da icabına bakarız. Bir de Meryem Hanım Orhan'ın dediğine göre... Oy ne oldu Orhan'a? Yok bir şey Yadigar'cığım. Yani yeni işinden memnun mu diye konuşuyorduk biz Birol'la. Aa memnun, memnun. Sağ ol, memnun. Sen ne diyecektin? Yenge, ha bunun içine temiz çamaşırlar koydum. Abime giderken götürüver diye. Fanila falan var. Şimdi o çıkıp alamaz, günah. Tamam canım, götürürüm. Hadi Birol biz de çıkalım, yolda hallederiz. Ben onları alayım. Hadi hoşçakal. Oy sağ ol ışığım, sağ ol. Haydi güle güle yenge. Hoşçakalın. Sağ ol, sağ ol. Ha bunlar bir dolaplar çeviriyor gene ama. Haydi hayırlısı. Oy kız. Ne oldu sen? Sallandırdın gene muzurları. Ay boğazım ağrıyor ya. Ağrır tabii. İçersen o buzlu buzlu zıkkımları boğazlarında ağrır. Her yerlerinde ağrır. Bakayım. Ben şimdi kızıma bir güzel ıhlamur kaynatırım. Güzel hiçbir şeyciği kalmaz. Anne yok ya, hayır ıy. Ne ıy ıy ıy? O boyalı boyalı şeyleri içerken ıy yok. Anacığının mis gibi topladığı ıhlamurlar ıy. Otur burada, bekle, ıy yok. Oy. Ulan Haydar, benim burada çok canım sıkıldı da. Yapacak bir şey yok reis. Buradan çıkmaman lazım. Ya kibrit kutusu gibi yerde. Dur insanın içi sıkılıyor. Şu motoru atlayıp iki tur atsam ne olacak? Olmaz reis. Olmaz. Sonuçta bu sanayideki bütün herkes organize. Sen buradan çıktığın anda seni koruyamayız. Hem sen demedin mi? Biraz sabret diye. Sabırlı ol diyen sen değil miydin bana? Şimdi sen de biraz sabırlı ol. Ortalık biraz durulsun. Elbet daha sonra çıkar dolaşırsın. Oy, hanım kızlarım gelmiş. Gelin daha, gelin buraya. Reis babacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sen nasıl bakayım? Reis babam! Hı? Reis, bana müsaade. Sizin konuşacaklarınız vardır. Dur Haydar, nereye gidiyorsunuz? Otur da. Haydar Bey, durun gitmeyin. Biz aslında bugün buraya sizin nerede olduğunuzu öğrenmek için gelmiştik reis babama. Yani... Sizi burada bulduğumuza sevindik. Lütfen gitmeyin. Benim mi? Niye ki? Seninle bir konuşalım bakalım delikanlı. Ne? Ne diyorum ben ya? Pardon Haydar Bey amcam, pardon, saygılar. Hatlar karıştıydı da. Ya kızım ben bu bıçkın delikanlı kimliğimden çıkamadım sanırsam. Çıkacağız, lütfen çık. Şimdi bakın siz böyle ben de kalkayım, oturun buraya, rahat rahat konuşmanıza devam edin. Tamam mı? Haydi bakayım. Yok yok reisim, sit down, sit down. Hep beraber konuşuyoruz. Öyle mi? O şey o zaman. Haydi bakayım. Konuşalım tabii. Buyurun. Şimdi Haydar Bey, biz dün de buradaydık. Reis babamı ziyarete gelmiştik. Kendisi sizden epey bir bahsetti. Yani sizin hakkınızda epeyce bir bilgilendik. Evet, haydi bakayım. Siz böyle rahat rahat, güzel güzel konuşun. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Hadi devam.
Aşkım sen iyi misin? Yine şu ajanlık meselesi mi? Hayatım sen öğrendin mi? Neyi öğrendin mi? Ajan olduğumu sen benim öğrendin ama gerçekten bak beni çok zorladılar yani. Aşkım sen anlattın ya bana. Ha. Ben söyledim. Ya aşkım ben bu işlerin adamı değilim ki. Geriliyorum. Şaşkın ördeğim benim. Selin, hani siz geçen yemekte abimle tartıştınız ya bu ihale falan. Hı. Yani ben çok çakmıyorum bu işlerden. Sadece merakımdan soruyorum. Ha, başka bir şeyden değil. Sadece merakımdan soruyorum. Ne demeye çalışıyorsun? Şey demeye çalışıyorum. Yani abin niye senin bu kadar üstüne gidiyor canım? Benim karımı niye bu kadar darlıyor? Sonuçta bu bir şirket sırrı. Bunu herkese... Biz 800 bin vereceğiz. Onu öğrenmeye çalışıyor ama ağzımdan laf alamayacak. Kalkalım mı artık? Abim seni merak eder. Geç kalma. Olur merak eder. Kalkalım. Kalkalım. Hadi kalk, kalkalım. Sakin ol. Sakinim aşkım. Niye sakin ol? Geç kaldım ona. Orhan hesap. Tamam, gel. Çıkalım ben orada, değil mi? Aşkım. Hı? Ben buradan giderim ya. Sen dön. Hadi abim merak etmesin seni. Kızmasın. Hadi. Tamam. Hadi aşkım. Hadi görüşürüz. Selin'in ağzından aldım. Vallahi mi lan? Vallahi. Gerçi çok zorlandım enişte. Hani renk vermemek için elinden gelen her şeyi yaptım ama başardım. Tamam geç bunları. Ne kadar veriyorlarmış? 800 bin. Vallahi. Seni çift taraflı ajan seni. Ama neyse ki aynı taraf için çalışıyoruz. Yoksa almıştım facalı aşağı. Haydar Bey. Kardeşimle biz sizin bizim için yaptığınız iyiliğin farkındayız. İyilik mi? Ben kimseye bir şey yapmadım. Dükkanı siz aldınız biliyorsun. Ben onu... Teşekkür ederiz. Evet teşekkürler. Gerçekten thanks a lot. Ama lütfen inkar etmeyiniz. Lütfen. Ben... O dükkanı çok istediğinizi duyunca... Haydar Bey, evet biz o dükkanı çok istedik. Ama bu sizin oraya hemen gidip almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Benim de bir kızım var. Onun her istediğini yaptım. Evlatların istekleri benim için emirdir. Ay, adam harbi baba ha. Ayrıca... Ayfer de öyle söyleyince... Haydar Bey, biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Haydar Bey, bakın biz... sizin aslında ne kadar iyi biri olduğunuzun farkına vardık. Yani sizin aşkınıza da saygımız var. Hatta annemle sizin aşkınızın gerçek olduğuna da inandık. Ama ufak bir sorunumuz var. Nedir? Yani nasıl desem... sizin geçmişiniz... hatta geleceğiniz. Ne olmuş benim geçmişime, geleceğime? Efendim ben arzu ederseniz şöyle izah edeyim. Hani böyle sizin... küçücük kara bir geçmişiniz var ya, işte biz onun bizim geleceğimize şey yapmasından korkuyoruz. Korkmuyoruz da endişeleniyoruz. Darbeli'nin böyle 300, bilemedin 500 düşmancı var. Gelir o benim yani kardeşimin, anamın topuğuna sıkar. Gerek yok efendim. Hakikaten gerek yok. Ya
demeye çalıştığımız şu Haydar Bey. Sizin belalarınızdan eğer annemin ve bizim peşimize düşecek olanlar olursa, bizi tehlikeye atacak olursanız o gün ne yapacaksınız? Heh? Bizi o gün nasıl koruyacaksınız? Bizi o gün koruyabilecek misiniz? Elbette korurum. Benim hepinizi korumaya gücüm yeter evelallah. Eğer biri sizin kılınıza zarar verecek olursa... Eğer sizin kılınıza zarar verecek olursa... işte o vakit bunu yapan benden, darbelerden daha da bensin. Ama Haydar Bey, işte bizim de küçük problemimiz böyle bir şey. Yani... biz annemin sizin kadar tehlikeli biriyle olmasını istemiyoruz. Ya ne diyorum Fatih? Adam zaten sinirli. Bakın Haydar Bey, bizim size diyeceğimiz odur ki... eğer annemle evlenmek istiyorsanız şartımızı kabul edeceksiniz. Şart mı? Ya Darbeli'den ya da Ayfer'den vazgeçeceksiniz. Ve bir seçim yapmak zorundasınız. İsterseniz hani canınız çekerse diyelim ve afiyetle yiyelim, değil mi? Enişteciğim, bu sefer ben yaptım. Helal olsun sana. Kedi olalı bir fare tuttun. Gel buraya. Gel. Vallahi ailemizi de kurtardık, şirketimizi de. Artık korksunlar bizden. Korksunlar. Ya tabii biraz hile orada yapmış olabiliriz ama. Bir dakika, bir dakika. Hilenin babasını ben yaptım bir kere. Şirketimiz için, dolayısıyla ailemiz için bir sürü tehlikeye göze aldım. Özellikle de evliliğimi tehlikeye attım. Ben sana yeni kız bulurum. Ne demişler? Başarıya giden yolda her şey mi baktır? Aferin sana. Kazandın! Ya çok güzel ihaleyi falan aldınız da satışımız yok. Ürün neredeyse piyasadan kalkacak. Onu ne yapacaksınız? Bir sonraki ihaleye gözden düşmüş bir markaya girmek kimin işine yarayacak? Bence bunu bir düşünün. Öyle sevinin. Fatih, vallahi ben bu kızı saçını başını yapayım, eve gideceğim. Yeter artık. Dur hayatım, dur tamam. Aksiyona girme. Hamilesin sen. Biz onu başarımızla tokatlayacağız. Tokatlayalım aşkım. Tamam, sakin ol. Hadi gel. Kazandık ya, kazandık. Baba, abim ihaleyi aldı. Rakip firmanın elimizden ihale kapmış olması aslında üzülünecek bir durum. Yani. Fatih'in hiçbir şeyden haberi olmadı değil mi? Yok. Yani sanmıyorum. Daha doğrusu kazanan açıklandıktan sonra kendinde değildi. Ben de ihaleden çekildiğimizin öğrenilmemesi için gereken tedbiri aldım. Sen var ya, dünyanın en iyi babası. Bugünlerde şımartılmaya ihtiyacım var. Bir daha söylesene şunu. Sen dünyanın en iyi, en tatlı babası. Baba, bunu senden başka kimse bilmiyor değil mi? Hayır. Bu ikimizin arasında bir sır. Ama ne? Abim öğrenmesin de. Öğrenmez şimdilik. O ne demek? Şu demek kızım. Bir gün bütün bu olup bitenleri Fatih'e anlatacağım. Eminim o da benim yaşıma geldiğinde kendi çocukları için benzer fedakarlıklar yapacaktır. Yaşarsam ki yaşarım. Çevirdiğimiz bütün bu dalavereleri, hileleri, dolapları teker teker Fatih'e anlatacağım. Canım benim. Çabuk 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 çabuk. Susadım ki. Rica etsem bana bir bardak su getirir misiniz? Bana bakın.
Geri zekalılar. Gelin, gelin, gelin yanıma gelin. Toplan, 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 toplan. Hepiniz burada mı? Gelin, gelin, gelin. Tamam. Bak şimdi. Bir daha anlatıyorum. Ne olursunuz dinleyin. Lütfen yalvarıyorum. Sen. Bak ne yapıyorsun? Hemşireye gidiyorsun, diyorsun ki... Ay benim çok başım ağrıyor diyorsun. Başım ağrıyor diyorum. Tamam, çok güzel, çok güzel. Kal orada sen. Sen... Onun hemşiresi ona ağrı kesici ararken sen öbürünü ne yapıyorsun? Oyalıyorsun. Tamam, o da oyaladı. Çok güzel, çok güzel. Sen düş bayıl. Bakın şimdi. Bu gerizekalı düştü, bayıldı ya. Ne yapıyoruz biz? Doktorla hemşire bu gerizekalının başına gelince... ...hep birlikte etrafını çeviriyorsunuz. Kol kola böyle kenetleniyorsunuz. Anlaşıldı mı? Ben de bir kenardan... Fıyıyorum. Kolaymış. Çok güzel. Ay şükürler olsun 31. de anlattılar. Ay iyi o zaman tamam. Kazamız mübarek ola. Hadi operasyon başlıyor. Go 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 go. Afiyet olsun. Hepsi taze, yeni yaptım. Orhan bak o çikolatalı, aç onun kokusu gelsin. Çikolatalı çok güzel kokuyor. Hadi bakalım, siz misafir değilsiniz. Hep sen yiyin, tamam mı? Ne oldu lan hayırsız kardeş? Ya ne demişler? İlahi adalet ihale getirdi. Herkesi geçtik, ihaleyi biz kazandık. Evet, herkesi geçerek ihaleyi siz kazandınız. Ona tamam. Peki kalite kontrol aşamasında ne yapacaksınız? Helva beğenilmezse ihale iptal. Bu Duygu'nun adı kıskançlık. Abi bir hatırlasana ya. Babaannem ne anlatıyordu bize? Ne anlatıyordu bize? Bak Osmanlı zamanında Yeniçeri Ocağı'na helva yapılmış. Ama Yeniçeriler helvayı beğenmediği için isyan çıkmış. Padişah da helvacı başının kellesini vurdurmuş. Yani helva beğenilmezse ihale iptal. Garip ama senin aklı. Bütün gıda mamullerinde kalite önemlidir. Ama tatlı mamullerde daha da önemlidir. Örneğin, for example biz... ...aa kalite pastacıklar yapıyoruz. Peki nereden belli? Çünkü daha bugün 300 adet Aşkeli'den pastacığı siparişi aldık. Oradan belli. Şazmet. Ha. Benim bu siparişlerden niye haberim yok? Ha, demedin mi? Diyeydim iyiydi ya. Demek ki yoğunsam, fırsatım olmadıysa... Fırsatı olmamışmış. 300 adet sipariş verdim diyor. Ya ben nasıl yetiştireceğim bu siparişlerin hepsini Şazmet? Yaparsın, yaparsın. Şansi sen bu siparişleri internetten mi alıyorsun? Evet bebeğim. www.getirşazigötürşazi.com Tıklıyorsun, seçiyorsun, beğeniyorsun. Ben getiriyorum ya da götürüyorum. Ne güzelmiş. Bizim helvalarıyla satsana stand'e. Yok ya. Bir kere ben hayatta da tadına bakmadığım bir mamulü satmam. Hele ki böyle sizinkisi gibi ne yediği belirsiz helvacıkları hiçbir şekilde sisteme koymam. Ya oğlum, benim sonuçta sorumlu olduğum bir müşteri portföyü var. Benim sorumlu olduğum bir kalite standardı var. Olmaz o iş. Haklısınız Şazimenciğim, çok haklısın. O yüzden ben de sana tattıracağım. Orhan. Hı? Git bakayım şu karşıdaki süpermarketten bizim helvalardan kap gel. Ay vallahi hadi. Ya yok ben çok yorgunum enişte ya. Mesai saati bitti ayrıca. Asistanın mesaisi mi olurmuş lan? Abacığım gidip alsana ne olur. Hadi kırma bizi lütfen. Git al şuradan hadi.
adı neydi ya? Tahinoğlu. Ha. O bizim hayalimiz. Tabii. Bon appétit. Size dedim. Bizimle öyle ihalelerde kapışacağız da düzgün bir helva yapın. Selin haklı. Şu helva işini acilen çözmem lazım. Öncesinde Arge için eleman bulmam lazım. Buldum. Ne buldun? Zeynep, bize niye öyle bakıyorsun? Arge çalışanlarımı buldum. Arge çalışanım olmak ister misiniz? Biz mi? Evet, siz. Zeynep'ciğim, yani çok isteriz aslında da biz helvadan anlar mıyız ki? Yani biz pasta işindeyiz sonuçta. E oğlum, eskiden de bilgisayar işindeydin. Evet. Yani hem biz bir araya geldik mi, yapamayacağımız şey var mı? Yok. Ya düşünsenize, neler başardık bugüne kadar. Helva mı yapamayacağız? Ben aslında heyecanlandım, biliyor musun? Yani eski günlerdeki gibi olabiliriz. Evet. Tamam, ben varım. Mete? Tamam o zaman. Ben de varım. Süper. Ay, bana var ya. Neyse, sıkıcısınız siz gençler. Ben gidiyorum. Çok daha işim var, çok. Hadi keep by. Hoşça kal. Başlıyoruz. Tamam. Önce bir şunu inceleyin. Yani ne olmuş, ne olmamış, nesi eksik, nesi fazla. Hadi ya, sen bu konuda uzmansın. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler? Welcome Lady Dilber. Gel. Gel, sana pastacık ikram edeyim. Beleşe kız yersin, gel. Öf, istemem pasta falan. Hem ben senin kokuşmuş pastanı ne yapayım be? Konuşup gideceğim. Kokuşmuş sana benzer be! Neyse, ben de tam gidiyordum. Ama senin gibi bir ağır topa ayıracak bir 5 dakikan var sanırsam. Bakıyorum da, beni gördüğüne pek mi sevindin? Ha, sevindim mi Allah'ın billahı? Şimdi şöyle bir durum var Dilber Hatun, ben ne zaman altı ettiğim bir şahsiyeti görsem böyle içimi bir huzur, bir sevgi kaplıyor. Hayırdır, elimi öpmeye geldin? Hayır Şazement, sana bu işin daha bitmediğini söylemeye geldim. Oho, ne demişler bebeğim? Good morning after supper veya ata alan Üsküdar'ı geçtiğim bu iş bitti Dilber Hatun. Öyle değil bebeğim. Dilber bitti demeden o iş bitmez. Vay. Ya bu sendeki özgüveni takdir ediyorum ama ne yapayım kızım? Böyle o saçını yolup senin eline mi vereyim ha? Ne diyorsun lan? Rövanş istiyorum, rövanş. Bak 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 bak. Rövanş diyorsun ha? Aynen öyle. Geçen sefer senin sahanda yarışmıştık. Cesaretin varsa bu sefer deplasmana gel de görelim. Tamam. Deplasmandan korkan senin gibi olsun. Hadi aç. Hadi aç. Dayı. Götürmeyin dayımı. Götürmeyin. Dayı. Dayı. Dayım götürmeyin. Dayı götürmeyin ne olur. Götürmeyin dayım. Götürmeyin. Oy, ateşler içinde yanan yavrum. Götürmeyin. Dayı. Oy, korkma, korkma. Anne. Korkma, geçti, geçti, geçti. Geçti. Anne, çok kötü bir rüya gördüm. Ben bahçede oyun oynarken böyle dayım bana doğru geliyordu. Ben de ona böyle tam sarılacakken polisler geldi. Onu götürdüler böyle. Uy, rüyaydı yavrum. Geçti, geçti. Rüyaydı o. Geçti gitti. Korkma kızım. Yok mu böyle olmayacak Elif Su?
Kalk seni doktora götüreyim. Haydi kızım giyin. Anne ben doktor falan istemiyorum. Ben dayımı istiyorum. Ne olur beni dayıma götür. Ne olur anne ne olur. Kızım önce git alın bir doktora. Sonra bakarız bir hal çaresine. Olur mu? Ya olur. Ben doktor falan istemiyorum. Ben dayımı istiyorum ya. Uy tamam da tamam. Arayacağım. Dur. 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 Ört üstünü. Anan kurban. Ayfer. 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 Ay. Ne oldu Yadigar yine niye bağırıyorsun? Oy Ayfer. Elif su hiç iyi değil. Cayır cayır yanay ateşler içinde yavrucuk. Dedim ona götüreyim seni doktora. Tutturdu dayım dayım diye. Şu telefonunu ver de arayalım. Belki sesini duyunca rahatlar. Veremiyat. Sen kendine niye aramıyorsun? La kot kafayı. Ver. Al. Ver sağ ol. Kızım. Alo. Abi Yadigar ben. Yadigar ne diyorsun? Abi. Sana bir şey diyeceğim. Sakın panik etme. Öyle de bakayım onu. Elif su acık hasta da bir sesini duysun. Veriyorum bak. Alo dayı. Uy Elif su. Nettin. Dayı ben seni çok özledim. Dayı sana kurban olsun. Ben seni daha çok özledim de. Dayı ben seni rüyamda gördüm biliyor musun? Sana böyle tam sarılacakken polisler geldi. Seni götürdüler. Böyle arkandan bağırdım ama böyle yetişemedim. Duymadın beni. İyisin değil mi şu an sen? İyiyim daha iyiyim. Sen bakma öyle rüyalara. Dayı beni kandırmıyorsun değil mi ya? Ha vallahi billahi iyiyim kuzum ya. Ha sen kabus görmüşsün. Hepsi o kadar. Hem derler ki rüyaların tersi çıkar. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha bak şimdi sen rüyanda kötü şeyler gördüysen gerçek hayatta iyi şeyler olacak demektir. Anladın mı? Ondan sen dert etme. Dayın çok iyi Allah'a şükür. Bomba. Tamam dayı. Şimdi benim kapatmam gerekiyor. Ama bak sen de kendine dikkat et. Bir an önce iyileş tamam mı? Dayı şey. He. Ben seni çok seviyorum. Uy, ben seni daha çok seviyorum. Canım benim. Rahatladın mı? Ha? Haydi yat şimdi. Haydi. Ana sözünden çıkanın sonu böyle olur. Yok. Yok. Hanımlar, hiç kendimizi kandırmayalım. Mukaddes'in yokluğunda sıkıntıdan patladığımız ortada. Lamıcım yok. Böyle söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Galiba haklısın Fehmi. Deli falandır ama hayatımıza renk katıyordu benim kardeşim. Şimdi buraya gelse ne uyuz uyuz kitap okuyorsunuz, okuyup da alim mi olacaksınız? Hiç eğlenceli değilsiniz der, çeker giderdi. Ya da kalkın hep beraber yoga yapacağız diye tuttururdu. Ha. Ya da sizin içiniz çürümüş hadi spa'ya gidiyoruz derdi. Alo. Fehmi Şekercizade ile mi görüşüyorum? Buyurun benim. Efendim ben Mukaddes Hanım'ın kaldığı klinikten arıyorum. Mukaddes'e bir şey mi oldu yoksa? Efendim Mukaddes Hanım kaçtı. Kendisini hiçbir yerde bulamıyorum. Ne? Çok teşekkür ederim aradığınız için. Sağ olun. Hemen geliyorum. Mukaddes. Ne olmuş Mukaddes'e? Kaçmış. Ne? Ne? Ben kliniğe gidiyorum. Ben de geliyorum. Yango teyzen kaçmış. Bana da haber verin.
annene ve iş getirdi oğlum. Mecbur kaldım. Buna yapacak bir şey yok. O istediğim mükemmel helvayı bulana kadar bunu yapmak zorundayım. Oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Helva yapıyorum aşkım. Evde. Evet. O istediğim lezzeti bulana kadar evde, fadiklerin orada, fabrikada, her yerde helva yapacağım. Ya ben senin helvanı da yerim, seni de yerim. Aa, iyi hatırlattın. Gel bakayım. Şunun bir tadına bak biraz. Ver bakayım. Bu ne? Ne? Helva? Helva mı bu? O kadar mı kötü olmuş Fatih? Aşk olsun ya. Lazım kötü olmuş. Tadı yok yani. Nasıl tadı yok? Şeker koymayı unutmuşsun. Aşkım bilerek koymadım şeker. Orijinal bir tat aramaya çalışıyorum. Niye? İnsanlar helvamızdan nefret etsin diye mi? Fatih ya ne kadar heves kırıcısın. Vallahi hayatım yani bizim şirketteki saçma kötü helvadan daha kötü olmuş. Biraz daha çalışman gerekiyor. Of çok sert oldu. Yani bayağı sert oldu. Aşkım dost acı söyler. Dost acı söyler, koca da sert söyler. Hem ben bizim iyiliğimiz için dürüst olmak zorundayım, tamam? Acaba ben de iyiliğimiz için bu işten vaz mı geçsem? Hayır. Sen bir şekercizadesin. Ve şekercizade asla vazgeçmez. Hele ki sen bir Zeynep şekercizadesin. Ben sana güveniyorum. Tamam? Oğlum, bu arada hayatını kurtardım. Tabii sen bunun farkında değilsin. Çünkü ben gelmeseydim sen yiyecektin herhalde. Hadi. Hadi bakalım. O zaman içine şeker koyayım. Oğlum, goril nerede ya goril? Goril neredeymiş? Agave şurubu olabilir. Ayfer teyze ya. Dayı mı? Şevket. Adi. Ay ne oldu? Ama Şevket abiymiş ya bu Yadigar. Ula Ayfer anlamadan dinlemeden. Ne demeyin Yadigar? Baksana bir şunun Şevket abiye benzer tarafı mı var? Bu eskilerden Ertekin bilemedin rahmetli Cem Karaca'ya benziyor. Dayı uyan gözünü seveyim dayı. Ay Orhan iyi mi? Abi. Bilmiyorum ki iyi herhalde ya. Vur. İyi mi? Bir şey olmuş mu? La oğlum bak hele nefes alayım mı? Katil mi oldum la ben şimdi? Karalahana mı koklatsak? Dayı. Şevket abi. Beni içeri tıktırırsınız ha? Kaçamaz mıyım zannediyorsunuz siz? Arayın da bulun bakalım beni. Bulabilirsiniz. Siz kiminle dans ettiğinizi zannediyorsunuz be? Kim var orada? Mukadder Hanım. Ne Mukadder be? Siz kimsiniz? Kusura bakma Şevket abi. Ben seni kapıda ile saçlı sakalı görünce hırkız sandım abi. La hırkız kendi evine kapıdan mı girer lan? Ne bileyim ben abi. Gecenin bir yarısında ile girince kaç kapçı sandım. Şevket, Ayfer haklı. Hiç öyle boşuna çemkirme kıza. Ne öyle gecenin bir vakti gizli gizli eve girmeler falan. Ya ne diyecektim? Kendi evime girerken davul zurna mı çaldıracaktım he? Dayıcım yengem haklı. Ya insan önceden bir haber verir gelirken. Ulan kendi evime girerken haber mi vereceğim? Abi biz onu mu diyoruz? Ha burası senin evin. Tabii istediğin vakit girer çıkarsın. Ya kız kıvranık yakalanırsan? Biz ondan korkuyoruz. Yok. Ama bu yaptığın çok tehlikeli reis dayıcım. Ha bana bir şey olmaz da. Dayımın sesini mi duydum? Dayı! Gel bakalım canım. Geleceğini biliyordum dayı.
sana kurban olsun. Dayın senin için gelmez miydi? Uy nasıl sevinir. Bak bak nasıl sevinir. Dayı hemen gidecek misin? Ha böyle seni biraz öpeyim, koklayayım ondan sonra giderim belki. Ya dayı ne olur gitme ne olur. Tamam ulan gitmeyeceğim ben de. Haydi. Aslan dayı benim ya. Ay gitme tabii ben seni çok özlüyorum. Ya ben de seni çok özlüyorum da. Çok özledim. Meryem gel. Ah gel Meryem gel seni de çok özlüyorum. Ben de seni çok özledim. Çok. Ya hadi gel nereye? Mutfakta işlerimiz var abi. İyi geceler size. Allah rahatlık versin. Vay canım canım. Oh, dünya varmış ya. Ah. Aşkım ya biz bu dayıma deli falan diyoruz ama şu hale bak. Nasıl aşk yaşıyorlar? Helal olsun vallahi. Biz de öyle olur muyuz acaba? Tabii ki olacağız. Şüphen mi var? Aşkım. Aşkım. Sen benden bir şey saklamazsın değil mi? Saklamam aşkım. Arkamdan işte çevirmezsin. Yani. Karınım sonuçta. Kandırmazsın beni. Sen niye böyle bakıyorsun? Bilmem. Sen bir şey mi itiraf edeceksin? Edeceğim aşkım ya. Edeceğim ben sana bir şey itiraf edeceğim. Yeter burama kadar geldi dayanamıyorum. Ben bu kadar sırrı saklayamayacağım artık. Söyle aşkım dinliyorum. Söylüyorum. Enişten beni ajan olarak tuttu senin ihaledeki vereceğin fiyatı öğrenmek için. Ya. Ya. Ama aşkım ben senden çok özür dilerim. Gerçekten çok affedersin. Ben yapmayacağım dedim. Karımdan hiçbir şey saklamayacağım dedim. Ama o kadar üstüme geldi. O kadar üstüme geldi ki. Ya Şavşal biliyordum ben zaten. Biliyor muydun? Evet. Ah Orhan ya. Ah ya. Sen hala nasıl bir kadınla evli olduğunu çözememişsin. Hadi seni geçtim. Kaç yıllık abim beni kandırmaya çalıştı ya. Çakallar. Ama ikiniz de o kadar saf, o kadar tatlısınız ki. Kızamıyorum. Gel lan buraya. Gel. Biliyor muydun sen? He. Çok ayıp ya bu yaptığın vallahi. Demek bana karşı ajanlık yaptın ha? Öyle ha. Konuşmak istemiyorum. İyi, yalnız yatarsın o zaman bu gece. Bu yaptığın çok ayıp ya. Sen nereden biliyordun ya? Yani hayatım, günlerden sonra ilk defa o kadar huzurlu uyuyacağım ki. Ben de öyle. Ama ben sana ne dedim aşkım? Her şeyi halledeceksin bunu, sen başarırsın demedim mi? Ya ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Böyle tam umutsuzluğa kapıldığım anda her şey yoluna giriyor. Çok şükür aşkım, çok şükür. Hayatım. Biz korunuyoruz. Fatih ben hamileyim. Yok öyle demedim. Ben böyle ne bileyim ilahi güçler tarafından falan korunduğumuzu düşünüyorum ben. Değil mi?
Yani her kötü bir şey olduğunda, böyle tökezlediğimizde falan, yol işler yolunda gitmiyor. Böyle bir anda ne oluyorsa mucize gibi düzeliyor her şey. Bir de şu süper helvayı bulsaydık. Bulacağız hayatım, bulacağız. En lezzetlisini biz yapacağız. Ben o yüzden Evren'e mesajlarımın en başında onu yolladım. Aşkım, hazır Evren'le böyle güzel bir iletişime geçmişken, diyorum ki şu Cansu denen kadından da kurtulmamız gerektiğini bir söylesen. Hı? Hı. Hı-hı. Sen bu Cansu'yu kıskanıyor musun ya? Kim, ben mi? Saçmalama Fatih, o eblek suratlının nesine kıskanacağım ya? Yani eblek meblek ama güzel de kız aslında. Ben seni ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Tavana asarım ama boynundan değil. Ya saçmalama hayatım ya, ben senden başkasına bakar mıyım? Bakma. Bakmam tabii. Vallahi bakarsam gözlerim kör. Yani tabii kendi iradem dışı sayılmaz yani. O böyle bir şeyime ilaç atıldıysa olmaz. Ne saçmalıyorsun Fatih sen? Yok hayatım, yok bir şey saçmalıyorum. Gel hadi uyuyalım. Kazansın. İyi olan zaten kazandı bebeğim ama sen yenilmeye doymuyorsun be pehlivan. Onu revanştan sonra göreceğiz bebeğim. Vıcı vıcı. Yok vıcı vıcı. Bana bak Dilber Hatun. Bunu kaybeden bir onun peşini bırakacak. Ben haftanın 8 günü seni mağlup etmeye uğraşamam kızım. Haftanın 8 günü mü? Ha. Ne diyorsun be? Gene manyak manyak konuşmaya başladın. Neyse anlaştık. Sazlar, ver müziği. Of of. Oh.
Oo. Aşığım vurdum kendimi saza. Şoför olsam hemen basarım gaza. Bütün yollar bir oluma çıkar. Düğünümüz var inşallah bu yaza. Come on DJ. Bence hayallerde yaşıyor bazı dilberler. Evde kalınca hatunlar depresyona girerler. Düğünüme mi gelmek istiyorsun, hazır başım isterler. Hazır nikah var çünkü Şazi'yle bir ol beraberler. Evde kalmış diye sana derler. Beni istiyor ne doktorlar ne mühendisler. Ben bir aldan başkasına varmam. Çekemiyorsan anam çatlasın eller. Yo, koca arasan ben bulurum kızım hem de 55 bin tane. İnanmıyorsan sol kasap kelime bir de kıyma versin taze taze. Ben aşk kadarıyım be, aşk yöntem, lovely be, amore. Bir o benim olacak Dilber, yaz bunu münasip bir yerinde. Aşk kadınıymış güneyim bari. Kadın görmesem yalacağım buna yani. Yavrum bir ol benim dedim, sıkıyorsa ol buna mani. Yo, süt seni pislenince sen şimdi güzel bir kadın mı oldun? Bir oğlu beni görünce bence sen çok pis yamuldun. Dilin ısır arkanı kaşı bir ol bana cidden tutuldu. Kumarda kazanırsın belki çünkü aşkta mağlup oldu. Bu aşkı unutursam kalbim kurusun. Ben sevdim mi tam severim alem bunu duysun. Malum olan nasıl sensin bebeğim. Senin gibi deveye bir ol nasıl vurur. Senin bu huyunun neden eğri? Nerem düzgün ki demiş epey zekidir kendisi. Senin güzel bir yanın mı var be ha? Dilber irisi. Maşallah yollara sermişsin o kaçak kat göbüşünü. Bir dirhem et bir ayı pörtermiş. Kadın dediğin biraz öldürmüş. Sen kadın olmayı öğrenene kadar bir onla Dilber ıslata ermiş. Valla sen bana bak da bir ilham al aslında. Sesin desen karga gibi kalkmıyorsun orada burada. Ben kalkamıyorum ha. Ben kalkamıyorum ha. Kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Ha. Oğlum. Bu kalk kelimesi beni resmen kilitledi ha. Strange. Ben kazandım ben kazandım. Bir dakika be. Bir dakika falan yok sana canım. Şey, şu an verdiğim sözden cayıyorum ben. Sen kazandın bir, ben kazandım. Skor 1-1, okey? Okey. Ulan sen ne oyun bozancı çıktın be? Bir onu ben kazandım diyorum. Kabul etsene şunu ya. Etmiyorum işte. Kabul, mabul etmiyorum. Objection. Bana bak Dilber Hatun. Çok pis kapışacağız seninle final için ha. Ben seni bulurum. Hadi, kick, bye. Yallah! 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 60, 70, 80, 90. Ben coşkuyum, ben coşkuyum. Bir adamı aldım.
Hey, hemen burada böyle uyumuş muyum? Ay, ay uyuyakalmışız Şevket. Çok da güzel oldu bence. Öyle olmuş Meryem. Nasıl gideceksin sen böyle gündüz gözüne? Nasıl gideceğim de bunları takacağım işte. O zaman görünmez olacağım, gideceğim. Aynen dayı ya, hiçbir şey olmaz. İlk bir kahvaltı edelim de öyle gidersin. Duysan iyileştin mi ki öyle konuşuyorsun? Hı hı, iyileştim. Hı. Ama çok da değil yani. Eğer kahvaltı edersek daha çok iyileşirim. Öy seni gidi üç kağıtçı. Öy seni gidi üç kağıtçı. Sen hepimizi kandırıyorsun bizim burada be. Bu senin için tehlikeli olmaz mı Şevket? Kendim de. Kahvaltı yiyorum, ondan sonra gidiyorum. Ehve. Efendim anne. Bir haber var mı oğlum? Yok anne. Gidebileceği her yere baktık. Yok 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 yok. İstanbul'daki bütün lüks otellere baktık. Yok. Allah Allah, nereye gider bu kadın canım? Sanırım bu kez dünya turuna çıktı. Yo yo. O intikamını almadan hiçbir yere gitmez. Üstelik bu sefer karşımızda daha da tehlikeli bir mukaddes var. Hepimizden nefret ediyor. Aman Fehmi. Fatihlere haber ver. Ay kötü bir şey yapmasından korkarım. Fem Bey, efendim isterseniz ben Fatih Bey'in fedaisi olarak gidip onları bizzat koruyabilirim. Fena fikir değil. Aferin Mustafa. Estağfurullah efendim. Evet çocuğum, sen hemen git. Onların dibinden kesinlikle ayrılma yalnız. Hiç merak etmeyin efendim. Gözümü bir an bile Zeynep Hanım ve Fatih Bey'in üzerinden ayırmayacağıma emin olabilirsiniz. Aferin Mustafa. Estağfurullah efendim. Mustafa, hadi yavrucuğum bir an önce git. Hadi evladım. Saygılar efendim. Görev beni bekler. Ah mukaddes ya. Hangi deliğe girdin? Ah, ah, ah. Ya inanamadım. Kalmadık, yer kalmadı. Can, teyze, nerede can? Hazırladınız mı? Kaybettiniz mukaddesim. Söz verdiğimiz yerde, söz verdiğimiz saatte. Mukaddes Hanım yok. Yok mukaddes Hanım. Öldü. Ver bakayım kimliğimi. Yeni adım ne? Önce para. Kimliği uzat. Bu ne lan? Ne oldu? Ne ne oldu? Dünyada başka isim mi kalmadı? Bu ne? Zeynep Sever ne? Bir arkadaş size bu ismi yakıştırmış. Ama beğenmediyseniz değiştirebiliriz. Değiştir şunu. İstemiyorum ben. Abdül ismine bile razıyım ben. Tamam Mukaddes Hanım. Ama iki gün daha bekleyeceksiniz. Bir de kimlik yenileme parası var. Anlarsınız ya. İstemem. Ver şunu ver. Geri zekalı benim zamanım mı var? Şuna bak şuna. Sizin yapacağınız işe. Aman cezaları. Puh da sana. Aman cezası. Zeynep'i yetmedi gibi. Bir de Sever'i var. Puh. Allah cezanı versin. Benim bu yeni lezzeti acilen bulmam lazım Fatih. Vallahi rüyalarıma giriyor. Hayatım merak etme. Fadik'le el ele verip bulacaksınız. Ben sana güveniyorum. Ne demezsin. Şu tipine bak tipine. Görüntüsünden bile belli ne kadar lezzetli oldu. Böyle ağzı atınca dağıldı. Benim Burak bunun daha iyisini, aynısını yapmam bile mümkün değil. Hayatım buldum. Ne buldun? Bu lezzeti nasıl yakalayacağımızı buldum. Ya Fatih niye böyle yapıyorsun? Ben bulacaktım. Tamam hayatım sen yaparsın yine. Ben fikir babası olmuş olayım. Neymiş o dahi yani fikir? Şöyle söyleyeyim. Bu Şekercizade oğlu helvasının formülünü çok az kişi biliyor. Ama senin kocan birini tanıyor. Eski helvacı başımız Şakir amca. Eski helvacı başı. Yani emekliye ayrıldı. Ben ona gideyim direkt bana söyler. Fatih'cim sence bu kadar gizli bir formülü adam sana öyle pat diye verir mi? Hayatım benim çocukluğum onun yanında geçti. O böyle kazanı karıştırdı, ben onu öyle izlerdim. Arada ben kazana düşerdim, kurtarırdı beni oradan falan. Şimdi ben direkt yanına gideyim, böyle birazcık dudak büzüştüreyim, hemen söyler formülü. Selin'in ihaleyle ilgili bütün her şeyi söylediği gibi mi? Ya boş ver Selin'i şimdi. Şakir amca saftır. Ben hemen bugün gidelim, formülü çalalım. Çalalım mı? Yani soyalım. Şey, soralım yani hemen, ha? Fatih, bence bu mesleki ahlaka aykırı duruyor yani. Başlarım mesleki ahlaka. Burada benim ailem söz konusu. Ne olmuş yani biraz üç kağıtçılık yaparsam? Biz bakarız. Allah Allah, kim ya bu saatte? Hani hiç? Tamam,
Tamam tamam, bugün gidiyoruz o zaman. İyi gidelim, sen öyle diyorsan öyledir. Ben söyleyecektir yani, merak etme. Mustafa. Günaydın Zeynep Hanım. Sabah şerifleriniz hayır olsun Fatih Bey. Günaydın Mustafa da hayırdır? Efendim hiç gerilim vermeden konuya giriyorum. Mukaddes Hanım kaçtı. Ne? Ne? Evet efendim, şu an toplumun arasına karışmış vaziyette ve sizler için büyük tehlike arz ediyor. İşte ben de bu yüzden buradayım. Fatih, bu kadın nasıl kaçar ya? Kaçar hayatım, kaçar. Tünel münel kazmıştır, kaçmıştır. Ya Fatih, bir şey yok. Hiç korkmayın Zeynep Hanım. Kanımın son damlasına kadar sizler için savaşacağım efendim. Ya Mustafa tamam, abartma, annemden bahsediyoruz. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum Fatih Bey. Kusura kalma Şevket abi, bileyim, isteyerek olmaz. Tamam da tamam, haydi geçtim. Canım dayı. Dayısının gülü bu, ay dayısının bal. Meryem Hanım. Ha onlar nedir? İyi hadi gel. Turşu kavurması koydum. Akşamdan da kara lahmetliydim, gulyetliydim. Onu da koydum. Sessiz geçmedi boğazımda. Uy. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun benim abim. Uy, benim canım kardeşim. Allah'a emanet ol. Canım. Hadi bakalım. Kimsenin artık başka verecek bir şey kalmadıysa... Yolcu yolunda gerek. Hayır. Şevket. Hı. Dikkatli ol. Öyle kimseye de bulaşma, tamam mı? Böyle önüne baka baka yürü, oldu mu? Ha sen ne diyorsun da? Ben ilkokul öğrencisi miyim? Tabii ki öyle gideceğim. Abi yengem doğru değil de sadan sadan gitse kendine mukayyet ol, oldu mu? Yadigar. Ha siz benim tepemin tasını mı attırmak istiyorsunuz da? Ver. Bismillah. Dayısının balı. Görüşürüz. Haydi bakalım. Haydi. Görüşürüz dayı. İnşallah başına bir şey gelmez. Gerçi daha ne gelecekse. Yadigar, hadi ben çıkıyorum. Oy, yenge sen nereye? Ya benim çok önemli bir toplantım var. Hadi. Ama Yadigar, kız ben unuttum söylemeyi. Benim de bugün çok önemli bir toplantım var. Şey, randevum var. Anam gideyim, hazırlanam da geleyim. Kafa kalmadı ki bende. Kaldık mı biz kuzumla baş başa? Ha? Uy benim güzelim. Üzülme, üzülme. Uy benim güzelim. Haydi biz de gidelim mutfağa bakalım neler var orada. Haydi gel. Şevket arıyorsunuz ha? Hayırdır birader? Bir durum mu var? Sana ne? Yok, yanlış anlamayın da yani ben mahalleyi korumak amacıyla soruyorum. Niye? Mafya mısın sen? Kimi kimden koruyorsun? O işlere biz bakarız, sen işine bak bey amca. Tamam, tamam. Bir saniye. Sen bir gel bakalım şöyle. Kimsin, neyin nesin? Burada mı yaşıyorsun? Aa, yok. Ben Amerika'dan geldim. Burada akrabalarım yaşıyor da onları ziyaret ettim. Yanlış anlamayın. Kimliğini göreyim.
araştır bakalım. Hep böyle mi giyinirsin? Evet, biliyorsunuz. Kızılderililer bizim atalarımızdan gelmiştir. 66-71 tamam. Dinliyoruz merkez. Güler sokaktan çatışma ihbarı var. Anlaşıldı, tamam. Ver şunu. Al yürü git, işimiz gücümüz var. Uğraşamayız şimdi seninle. Okey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ulan Şevket, ulan Şevket, manyak Şevket. Ulan sen adam olmazsın be Şevket ya. Yok lan sen adam olmazsın. Evet, işte burası. Vay anasını. Fatih, sizin eski helvacı başınız bu evde mi oturuyor? Hayatım, öyle sıradan bir helvacı başı değildi yani. Şekercizadelerin ustasıydı. Artık bizim ustamız tabii. Aşkım, öyle hemen heveslenme sen. Sonra çok üzülüyorsun bak. Zeynep, ben sana demedim mi? Ya Şakir amca beni tanır, çok sever. Mustafa, bir şey duymadın ha? Ayıp ettiniz Fatih Bey. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Asla bilmiyorum efendim. Aferin, bıyıklarına kurban oldum. Hadi yürü Zeynep. İzle şimdi hayatım. Hadi bakalım. Buyurun. Ben... Şakir amcaya bakmıştım ama. Tabii, kim geldi diyelim? Fatih, şey, şekercizadelerden Fatih derseniz. Tabii efendim, hemen geliyorum. Yahu Şakir amca, ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Benim ben, Fatih, hatırlamadın mı? Hangi Fatih be? Ya şey işte, şekercizadelerin Fatih'i. Ben bilmiyorum, ne şekeri, ne mekeri. Ya çok şakacıdır ya. Küçükken de böyleydi ben. Ya Şakir amca, benim ben işte yani. Hatırlamadın mı şekercizadelerden, hani küçükken havuza işerdim. Sen ceza olsun diye havuza atardın beni. Sen sapık mısın lan? Niye milletin havuzuna işiyorsun? Fatih'cim hadi gel gidelim, boş ver. Yok Şakir amca. Sen niye hatırlamadın beni? Hani sen helva yapardın, ilk bana tattırırdın. Sonra ben kazana düşerdim falan. Ne helvası, ne kazanı? Ne saçmalıyorsun sen? Defol git, polis çağırdım bak ha. Fatih hadi gidelim. Ya Şakir amca. Başlatma Şakir amcandan. Yürü git. Havuzu işiyor bu sapık herif. Ya çocuktum o zaman, çocuk. Ama nasıl... Şakir Bey maalesef Alzheimer hastası. Üzerinize alınmayın efendim. Kapat kapıyı. O sapığı da kovala. İşen bişen oralara. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Hatırlamadım. Üzülme sevgilim. Biz kendi evimizi kendimiz yaparız ha? Ne yaparız? Aman darbeli Haydar. Darbeli Haydar. İşte şimdi size saygı duymaya başladım Haydar Bey. Vallahi ben de saygı duydum ha. Gerçekten adamın dibiymişsin be Haydar Bey amca. Ben bu kadını dünyada hiçbir şeye değişmem kızlar. Hiçbir şeye. Bütün delici ve kesici aletler feda olsun ona. Gömün. Bir dakika. Hepsi bu kadar değil mi Haydar'ım? Evet Ayfer'im. Hepsi mezarı boyladılar işte. Sen de görüyorsun. Arabadakiler? Onlar da burada. Zula'dakiler? Evet Ayfer'im. Hepsini buraya böyle ortaya döktük deyin yani. Yani evet, hayatımın baharı. Emin misin Haydar'ım? Şey...
Ayfer'im senden de hiçbir şey kaçmıyor. Bugün seni neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Ne oluyor ya? Neyce konuşuyor bunlar? Bilmiyorum. Oha! Oha! Başka? Başka? Yok. Başka da... Ufak ya. Cebimde olduğunu fark etmedim herhalde. Öyle bakma Ayfer'im, tamam. Başka da yok. Bu son. Başka hiçbir şey yok. Ama bu da mı? Evet Ayfer'im. Yani küçücük bir şey. Kendi çapında ufacık. Bu sayılmaz. Sayılır sayılır. Bu da derece sonuçta. Ama çok pratik. Olsun. At gelsin. Of. Ya bu adam bunca metal aletle nasıl yürüyor sence Fado? Sus sorma, ben de şoktayım. Tam Robocop çıktı. Yemebilirsiniz çocuklar. Haydar'ım. Sağ, çok teşekkür ederim. Benim için bütün geçmişini sildin. Senin yanında kendimi çok şanslı, bir de çok kıymetli hissediyorum. Geçmiş dediğin nedir ki Ayfer'im? Ben senin için canımı veririm. Sen yeter ki iste, kalbimi sökerim. Yeter ki mutlu ol sen. Her şeyim feda olsun sana. Ağlayacağım şimdi. Ha yok, ben hayatta da ağlamam da. Ya duygulanmadım desem yalan olur ha. Ya sen ne şahsına münhasır, ne aşık bir adam çıktın ya. Haydar. Aferin. Haydar kızlar. Hayırdır? Beni uğurlamaya mı geldiniz? Evet Vahit. Hoşuma gitmedi deme. Ya, çok hoşuma gitti. Bilakis benden kurtulduğunuzu gözlerinizle görmek istemenize, bu kadar korkak ve aciz olmanıza çok sevindim. Ona korkmak demeyin. İşi sağlama almak diyelim. Ayrıca sen güzel bir uğurlamayı hak ediyorsun amca. Eyvallah yeğenim. Eyvallah. O zaman bana uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun.
Bilmiyorum aşkım benim. Biz hep beraber en güzel helvayı yapacağız. Sana söz veriyorum. Ben kızları alıp öyle gelirim, tamam mı? Tamam, bekleyeyim ben. Yok yok, gerek yok. Ben onları alır gelirim. Siz gidin. Tamam hayatım, bak dikkat et. Abur cubur yemek yok. Tamam, söz. Söz var. Söz? Tamam. Hadi hoşça kal. Zeynep. Ne istiyorsun Ertan? Ne mi istiyorum? Sanki istediğimi verdiniz de. Geç şuraya, huzur bozma. Ne var? Bana bak Zeynep. Bana salağa oynama artık, yeter. Beni aptal yerine koymayın. Ne diyorsun sen ya? Sen ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Ben seninle insan gibi konuştum zaten. Seni güzelce uyardım. Hakkım olanı istedim, vermediniz. Ertan bak, sen benimle bu tondan konuşamazsın bir kere, anladın mı? Çok fena yaparım seni, biliyorsun. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Hiçbir şey. Fatih Bey. Efendim çok rica edeceğim, tatlıcanınızı sıkmayın. Ya ben eminim ki siz Fehmi Bey'in helvasından çok daha iyisini yapacaksınız. Neden? Bir, bu iş sizin DNA'nızda var efendim. İki, boynuz kulağa geçer Fatih Bey. Sağ ol Mustafa da ben orada değilim. Yani içim hiç rahat değil ki. Ben şimdi annem de dışarıda, Zeynep orada yalnız bıraktık. Hemen dönün Fatih Bey. Dön Mustafa, dön. Emredersiniz efendim. Hayırdır yeğenim? Ne çabuk özledin beni. Sen şimdi uzaklara gidiyorsun ya amca. Çok uzaklara. Gitmeden önce bir şey bilmen gerekiyor. Dinliyorum. Babamın nasıl öldüğünü biliyor musun? Biliyorum tabii. Hayır, sen ne şekilde öldüğünü biliyorsun. Ama onu kimin öldürdüğünü bilmiyorsun. Babamı ben öldürdüm amca. Dedim. Babamı ben öldürdüm. Çünkü o pislik herif gözünü bile kırpmadan benim annemi öldürdü. Beni de hiç acımadan ölüme terk etti. Meryem Hanım olmasaydı şu anda ben de tıpkı annem gibi senin o katil abinin kurbanlarından biri olacaktım. Ama yaşadım. Ne yazık ki bazı kötü huylarımı babamdan almışım. Onu öldürmek zorundaydım. Birol! Amca, bilmen gereken tek şey bu değil. Şunu da bil. Kendi öz babasını öldüren bir adam amcasının gözünün yaşına bile bakmaz. Bu gidişinin dönüşü olmasın amca. Olmasın. Dirol neden söyledi? Ya şimdi sana düşman olacak. Ya yıllardır sakladığımız şeyi nasıl böyle bir anda söyleyebildin? İşimizi sağlama aldım. Gerekirse aynı itirafı hakimin karşısında da yaparım. Anne. Zeynep, artık senin de kocanın da boş tehditlerinden sıkıldım. Yeter be! Lan bırak şu kolumu! Sen ne iğrenç bir adammışsın be! Bana bak, beni aptal yerine koymayın artık, yeter! Hakkım olanı vereceksiniz bana! Şu anda burada bir bağırsam neler olur biliyor musun sen? Bağırsana bir! Hadi bağır! Benim karı orası tuttu!
benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade.